Evet, yayındayız. Merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz. İnsan Evrimi Okulu'nun bu hafta ikincisini düzenliyoruz. Bu hafta iki konuğumuz var. Bir tanesi yine Yılmaz Hoca ile birlikte bu haftayı yürüteceğiz. Diğer konuğumuz da Ferhat Kaya, Doktor Ferhat Kaya. Helsinki Üniversitesi Yerbilimleri ve Coğrafya Bölümü. Aynı zamanda Oulu Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde şu an çalışıyor. Yakın zamanda oraya geçti. Hoş geldin Ferhat diyelim öncelikle. Merhabalar Ezgi. Merhabalar Yılmaz Hocam. İyi akşamlar. Siz de hoş geldiniz Yılmaz Hocam. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Şimdi ben hızla konuya giriyorum. Çünkü yine bu hafta da çok yoğun bir programımız var. Çünkü geçtiğimiz hafta belli bir noktadan alıp getirmiştik konuyu aslında. Zaten planımızda daha önce yayınladığımız programda da belli olduğu üzere insan evrimini belirli dönemlerine bölüp dört program halinde seri anlatmaktı. Geçen hafta primatlarla morfolojik benzerliklerimiz, davranış benzerliklerimiz, genetik benzerliklerimizi konuştuk. Bu hafta aslında Ferhat'ın da uzmanlık alanı olan miyosen dönem, pleistosen dönem faunasını, yani aslında oradaki hayvan çeşitliliğini konuşacağız. Şimdi ben hızla sözü önce Ferhat'a bırakacağım, sonra sohbetimize devam edeceğiz. Ferhat, İstersen sen başla. Tekrar merhaba bütün dinleyici ve izleyici arkadaşlara. Tabii şöyle primat evrimi ve erken hominin insanın erken atalarına başlamadan önce hominoidler ve bu hominoid büyük kuyruksuz maymunların kısa bir biyo-coğrafik evriminden bahsedelim ki özellikle Anadolu ekseninde Afrika ve Anadolu Avrupa bu canlılar ne zaman ortaya çıktılar? Evrim süreçleri nasıldı? Ne tür iklimsel ve ekolojik koşullardan etkilendiler? Nasıl çeşitlendiler? Ve erken insan atalarına nasıl bir evrimsel potansiyel oluşturdular? Bu konularda biraz konuşabiliriz diye düşünüyorum. Bu da aynı zamanda erken insan atalarını anlamak için iyi bir zemin oluşturabilir. Tabii burada jeolojik olarak bazı terimlerden bahsedeceğiz. Miyosen gibi, Pliyosen gibi, Pleistosen gibi. Bunların hepsi jeolojik zaman dilimleri. Belli bir milyon yıllar ölçeğinde olan ve belli zaman dilimlerini kapsayan jeolojik zamanlar. Antropoidler dediğimiz ilk insansı maymunlar. Bunları hep Türkçe'ye çevirirken ben zorlanıyorum ama Yılmaz Hocam antropoid diyoruz değil mi? Bunun bir Türkçesi yok herhalde. İnsansı maymun belki daha Evet. İnsansı maymunların ilk ortaya çıkışı, büyük kuyruksuz maymunların evrimleşmesi yaklaşık bundan 17-18 milyon yıl öncesine kadar gidiyor. Daha doğrusu Afrika'dan Avrasya'ya biyo-coğrafik olarak göçleri. Tabii o dönemin iklimsel koşulları bugünümüzden çok farklı. O dönem tropik merkez bugünkü kadar güneyde değil, daha kuzeyde. Ve Avrupa, Anadolu hepsi belli bir tropik kuşağın içerisinde. O nedenle büyük kuyruksuz maymunlar gibi yani bugünkü benzeştirebileceğimiz en yakın formlar şempanze, goril ve gibonlar. Onlar hepsi ağaca bağımlı hayat süren canlılar. O yüzden hem sıcak, ılıman hem de ormanlık, ağaçlık bir alan ekolojik gereksinimleri ihtiyacı olan canlı. Bu dönemde Avrasya ve Anadolu, Batı Avrasya, Avrupa ve Anadolu'da da böyle bir iklim hakim. Çok büyük bir insansı maymun çeşitliliği var o dönem. Tropik iklimin de avantajlarından dolayı. Ve bu canlılar yaklaşık 18-16 milyon yıl önce Afrika'dan Anadolu'ya, Avrupa'ya göç ediyorlar. O dönem en erken bildiklerimizden biri Almanya'da birkaç lokalitede Anadolu'da da bulunmuş olan adı da Gryphopithecus olan bir tür. Bu tür yaklaşık
Almanya'da 16 milyon yıl öncesine tarihlendiriyor. Anadolu'da var olan Bursa Paşalar lokalitesinden bilinen ve Ankara'da Kalecik, Ankara Çandır'da bulunmuş Gryphopithecus fosilleri var. Bu fosiller bugünkü şempanzeye çok benzeyen türler. Ardından Kenyapithecus türü var. Bu tür de yine Kenya'da bulunmuş ve aynı zamanda da Anadolu'da bulunmuş bir tür. O dönem Anadolu'yla Afrika arasında, Doğu Afrika arasında, hatta Avrupa'da çok büyük ekolojik benzerlikler var. Benzer türler, benzer büyük kuyruksuz maymun türleri yaşıyor. Yani ortak bir şeyden bahsedebiliriz aslında, ekosistemden. Avrupa'dan Doğu Afrika'ya kadar uzanan bir kuşak ve bu kuşakta benzer canlılar yaşıyor. Bu kuşak yaklaşık, buyurun hocam. Efendim, Tabii ki. 17 milyon yıl tabii Anadolu'nun ekolojik ortamının ötesinde bir özelliğe sahip, hani bir öneme sahip ki o dönemden önce biz bu iri maymunlara ilişkin pek fosil ya da bir kanıtımız yok. Bu dönemde ondan önce bir şeyimiz yok. Yok, evet. Peki bu dönemin önemi ne ki birden demeyelim ama işte 17 milyon yıl önce yavaş yavaş bu bölgede Anadolu'nun da içinde bulunduğu, Avrupa'nın da içinde bulunduğu alanlarda insan evrimi açısından önemli primatlar görüyoruz. Ekolojik öneminden mi bahsediyorsunuz hocam, onu mu Aynı soruyorsunuz? zamanda kıtalar hareketi falan işte o Afrika ile Ha, arasında. evet, tabii ki kıta hareketleri, tektonik hareketler aslında ekolojinin, iklimin ve canlıların bu hareketlerini, biyolojik, biyografik hareketlerinin ilk temel tetikleyen etmeni. Afrika yakından depremlerden de, son İzmir yakınlarında olan depremlerden de bildiğiniz gibi, artık Türkiye'de insanlar da bu konuda çok bilgilendi, kıta hareketleriyle ilgili sürekli deprem olduğu için. Afrika bir plaka olarak kuzeye doğru, Avrasya'ya doğru yaklaşıyor. Avrasya plakasının altına batarak. Ve yaklaştığı içinde biliyorsunuz Toroslar Anadolu'nun güney kısmında, bu yüzden dağlık bir yükselme meydana geliyor milyon yıllar içerisinde. Yaklaştığı için aynı zamanda o dönem Akdeniz daha sığ olduğu için arada karasal bağlantılar oluşuyor ve bu karasal bağlantılar üzerinden de bu insansız maymun atalarımız Avrupa'ya, Avrupa ve Doğu Akdeniz'e, Anadolu'ya göç etme şansı yaşıyorlar, yakalıyorlar. Hem iklimin bu konuda çok elverişli olması, hem de kıta hareketlerinin deniz seviyesinin çekilmesi, karasal köprülerin oluşması bu canlıların göçlerini elverişli ya da yani onları sağlıyor. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Aradaki yani Anadolu'nun Tetis Denizi'nin kurumaya başlaması ne zaman başlıyordu? Yani Tetis Denizi'nin ortadan kalkışı. Biraz daha geç dönemde. Tamam. İşte bundan sonraki bir süreç o da. Yani Anladım. Tetis Denizi tamamen ortadan kalkmıyor aslında. Bugün Karadeniz, Hazar Denizi, Tetis Denizi'nin kalıntıları. Ama daha doğrusu Himalayaların yükselmesiyle birlikte, Hindistan'ın gidip Afrika'dan ayrılıp Asya'ya çarpması, Himalayaların yükselmesi aynı zamanda dünyanın dünya rüzgarlarının ve ısı ılıman nem göçünün dünyada hareketliliğini değiştiriyor. Değiştirdiği için de Himalayaların yükselmesi bu tarafta, Batı Avrasya'da bu göllerin ya da Tetis Denizi'nin yeterince beslenememesini ve yükselen sıcaklıkla birlikte aynı zamanda da tektonizmayla yükselen karasal bölgelerin, Anadolu gibi, Tetis Denizi'nin çekilmesine neden oluyor. Evet. Bu daha sonraki bir aşamada meydana geliyor ama Yılmaz Hocam'ın burada hatırlattığı, bu insansı büyük kuyruksuz maymunların göçünü olanaklı kılan
aslında tektonik, yani halen devam eden Afrika'nın kuzeye doğru yaklaşması, karasal denizsel Akdeniz'in deniz seviyesi değişimlerini sağlıyor. Aynı zamanda Anadolu'yla Arabistan üzerinden Afrika'ya. Çünkü bu arada sadece büyük kuyruksuz maymunlar göç etmiyor. Aslında o dönem Afrika ile Avrasya arasında kurulan bir fil atasının ismiyle de anılan Confuterium karasal köprüsü var. Filler de göç ediyor, gergedanlar da göç ediyor. Yani Afrika kökenli olan ilk memeliler, bugün bildiğimiz birçok Avrasya'da yaşayan ve Afrika kökenli olan memelilerin birçoğu bu dönemde aslında göç ediyorlar. Ve çoğu hayatlarını sürdürebiliyor, örneğin Asya'nın uygun iklim, ekolojik olarak uygun bölgelerinde halen fillerin ve gergedanların türleri azalsa da gün geçtikçe hayatta kaldığını biliyoruz. Hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Benim kaçırdığım. Yok yok, gayet güzel. Bir de belki hani bu Gryphopithecus gibi erken fosillerden bahsettik ya. Bu erken fosiller aslında, yani bizim bildiğimiz anlamda çok böyle bütün kemikleri olan fosiller değil. Yani bunlar daha çok böyle ve işte dişleriyle temsil edilen şeyler. Belki bunu hatırlatmak gerekebilir. Evet, ben de bu arada şey bakıyorum, fosil resimleri hemen buradan göstereceğim. Sivapithecus. Hatta mesela paşalardan bahsettim. Paşalardan neredeyse 2000 civarında. Evet. Birden fazla ya da işte türe ait çok sayıda birbirlerinden bağımsız dişler böyle küçük ceplerde hapsolmuş halde bulunmuştu. Benim işte öğrenciyken çok merak ettiğim kazılardan birisiyle başladım. Şimdi ben burada hocam da bahsetti, Gryphopithecus örneğin Anadolu'da bulunmuş. Afrika'dan Avrasya'ya, Avrupa'ya, Doğu Akdeniz'e göç eden büyük kuyruksuz maymunlardan evrimleşmiş. Görülüyor mu şu anda fotoğraf? Evet evet, görüyoruz. Burada Gryphopithecus'un ve Kenyapithecus'un fotoğrafları var. Hocamın dediği gibi bunların bulunan fosilleri çok küçük parçalar, diş parçaları, çene parçaları, öyle büyük tüm iskelet parçaları yok. Ancak bunların diş morfolojisi, çene morfolojileri ya da bu fosillerden elde ettiğimiz bilgiler onları taksonomik olarak, evrimsel olarak sınıflandırmamıza yarıyor ve bu şekilde onlar hakkında bilgi alabiliyoruz. Bu Anadolu'da, Anadolu o dönem Orta Miyosen'de özellikle ve geç Miyosen'e doğru, yani yaklaşık 15 milyon yıldan son 7 milyon, 8 milyon yıla kadar büyük kuyruksuz maymunların biyolojik çeşitliliğini tanık oluyor Anadolu'da. Gryphopithecus var, Kenyapithecus var, Ankarapithecus var, ondan sonra Uranopithecus var. Hatta şimdi yeni olabileceği, yeni cins veya tür olabileceği iddia edilen çok yeni yayınlanmamış buluntular var henüz. Bu da Anadolu'nun o dönem erken insan atalarının evrimine artık evrimsel olarak potansiyel oluşturup oluşturduğunu da düşünebiliriz. Büyük bir büyük kuyruksuz maymun biyoçeşitliliğine sahip Anadolu. Orta Miyosen'de bu Gryphopithecus, Kenyapithecus gibi atalardan yani 14-15 milyon yıldan yaklaşık 11-12 milyon, 10 milyon, 9 milyon yıla doğru geldiğimizde ise Anadolu'da Uranopithecus ve Ankarapithecus, Ankara Sinap'ta ve Çankırı'da çorak yerlerde, yani İç Anadolu havzasında bulunan fosiller var. Bunların hepsi, hatta bunun bir benzeri de Yunanistan'da Gryphopithecus. Gryphopithecus ve Uranopithecus erken Afrika'daki erken insan atalarıyla evrimsel olarak çok yakın özellikler gösteriyor birbirine. Yani bu formlar Afrika'daki erken insan atalarına evrimsel bir potansiyel oluşturmuş olabilir.
diye çok önemli, güçlü hipotezler var, tezler var. O yüzden coğrafik olarak çok önemli. Buradan şeye geçebiliriz. Hani burayı biraz kısa tutup belki da burayı kaçırdığımız bir şey olabilir mi hocam? Sizin aklınıza bir şey geliyor mu? Yani kabaca Anadolu'nun bir yani coğrafyasını şey yaparken şimdi şu anda tamamen böyle şey olan ne diyelim bir bozkır olan Orta Anadolu'da özellikle işte Sivas, ondan sonra işte Çankırı, Yozgat, Ankara, ondan sonra Eskişehir, onun güneyinde işte Konya evet. Gibi işte ne bileyim daha uzak bölgelerde Kayseri'de fosiller bulunuyor ve bu fosiller evet. Günümüzdeki fosillerden yani günümüzdeki canlı türlerinden çok farklı. Neden bu orta bölgede bunlar daha çok yayılmış? Yani buna ilişkin hani bu Anadolu'nun ödenindeki hani ortamının işte tropikal, yarı tropikal bir ortama sahip olduğunu söyledin ama bir de belki o Orta Anadolu'daki işte Tetis Denizi'nin şeyini işte ortada bir neredeyse göl gibi kalıp bu alanlara akan çok sayıda işte dereler, çaylar ve evet. Belki açabiliriz. Hani kısaca. Hı hı. Evet hocam. Bu da bence iyi bir nokta. Şöyle jeolojik olarak Anadolu'daki özellikle geçmiyorsan yani 10 milyon yılla 5 milyon yıl arasında kalan fosillerin bulunabileceği tortul kayaçların çoğunluğu İç Anadolu Havzası'nda mevcut. Ancak sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle o dönemde İç Anadolu'daki yani Anadolu'nun bu iç bölgesinde bulunan göller hatta Kızılırmak atasal formları bir nehir olarak birçok nehirin aktif olması bu tür primatları maymunların yaşamasına elverişli ormanlık alanların suya bağımlı, suya yakın, bir su kaynağına yakın alanların var olmasını sağlıyor. Özellikle Ankara'da Sinop'ta bulunan faunanın, memeli faunası ve bu büyük kuyruksuz maymunları içeren memeli faunasının en büyük özelliklerinden biri nehir yatakların fosillerinde bulunmasıdır. Bununla benzer olarak Çorakyerler lokalitesinde bulunan büyük kuyruksuz maymun ve ona eşlik eden memeli faunalı, bunların içerisinde gergedanlar var, zürafalar var. Yani bugün Afrika'ya benzer bir fauna var. Bugünkü Afrika savana faunasına. Bu da önemli bir nokta. Buraya da değineceğiz. Orası da bir göl yatağı. Yani bu hayvanlar, bu canlılar, bu faunalar hep suya, nehir ya da göl yataklarına yakın bölgelerde yaşıyorlar. Bu da ekolojik olarak onların yaşamasına elverişli bir ortam. Bu da çoğunlukla biz Anadolu'da, İç Anadolu Havzası'nda rastlıyoruz bu tür jeolojik oluşumlara. Bu sadece burada var olduğu anlamına gelmiyor. Aslında buna benzer fosiller Elazığ'da da var. Batı'da, Ege'de birçok lokalitede var. Ege bölgesinde birçok o dönemde gene lokaliteler var. Anadolu o dönem parça parça birçok alanda var. Hatta ben Doğu Anadolu bölgesinde bulunabileceğini düşünüyorum ama uzun süredir araştırmalar çeşitli nedenlerden dolayı oralarda da yapılamıyor. Ama Elazığ'da Keban Barajı'nın çevrelerinde de olduğunu biliyoruz bu tür fosillerin. Anadolu bir bütün olarak aslında karasal, Anadolu karasal çökellerinde o döneme ait çok fosil yatakları bulunuyor. Meta'nın da zaten maden tetkik aramanın da bu konuda raporları var. Bu fosillerin yataklarının zenginliği üzerine. Ama buradan ben şeye doğru geçmek istiyorum biraz. Bu dönem sadece Anadolu'da değil. Benim aslında doktora tezimin de önemli bir kısmını oluşturuyordu bu şimdi konuşmak istediğim konu. Eski dünya, Afrika ve Avrasya'yı da içinde alan eski dünyada
14-15 milyon, yani çok tropik bir iklimin egemen olduğu bir sistemden küresel, iklimsel bir soğumayla bu tropik ekolojik ortamların parçalanmaya başladığını, açık alanların artmaya başladığını görüyoruz. Bunu nasıl görüyoruz? Bunu memeli fosilleri ve çeşitli jeokimyasal izotop analizleri, hem fosillerden hem de toprak örneklerinden aldığımız çeşitli bilimsel analizler, izotop analizleriyle bunu görebiliyoruz o dönemlere ait. Bizim özellikle otçul, büyük otçul memeliler, su aygırları, gergedanlar, büyük boynuzlu türler, hani inek ve keçilerin ataları, filler, maymun türleri de gözlemlediğimiz, biliyorsunuz bir canlı biz de dahiliz, ne yiyorsanız osunuzdur. Hani sizin yediğiniz aslında sizi belirler. O dönemin canlıların da biz neler yediğini onların dişlerinden anlayabiliyoruz. Diş fosillerini evet, bulduğumuzda. Geçen hafta da bunu konuşmuştuk. Ne yiyoruz? Evet. Evet. Dişler bizlere çok önemli bilgiler veriyor. Bir de dişler çok önemli. Çünkü diş mine tabakasıyla kaplı olduğu için çok iyi korunabilen bir iskelet parçası. Diş fosilleri genelde bulunan fosillerin çoğu diş fosilleri veya kırıklarıdır. Çünkü mine tabakasından dolayı çok iyi korunur. Biz bu canlıların dişlerinde özellikle atların atalarının, diğer otçulların atalarının dişlerinde çok önemli bir özellik görüyoruz. Bu özellik şu görünüyor mu şu anda ben gösterdiğimde? Pardon, ben ekran paylaşımını kapatmıştım, konuşuyoruz diye tekrar. Ha, tamam. Çok tamam. Şöyle bir şey. Şimdi görebiliyor muyuz? Henüz değil. Tekrar paylaşabilir misin? Ha, ben şey yapmam lazım değil mi? Evet, evet. Tamam. Başardıysam. Evet, şu an okay'le. Geldi. Tamam. Evet. Şimdi burada bu grafik biraz karışık bir grafik ama Türkçe ama ben biraz anlatacağım. Benim biraz yaklaştırma şansın var mı Ferhat? Bir zoom yapabilir miyiz biraz? Tabii. Ekranım büyük hemen. Daha iyi mi? Daha biraz iyi. Çözünürlüğü düşük herhalde. Evet. Evet. Tamam hocam. Şimdi şu en sağda gördüğünüz C bölümünde bu grafik Anadolu o dönem işte geçmiyorsan dediğimiz 10 yılla 11 yılla 5.3 milyon yıllar arasında kalan dönemin lokalitelerinden bulunan faunalarının birbirine benzerlik. B bölümünde bu çizgiler, bu yukarıda noktaları görüyorsunuz. Lokalite isimleri var. Akça, Hisar, Sofça, Paşalar, Çorakkeller, Sinap, Dinar, Gül Yazı, Sinap 82 gibi. Mouse'un pointer'ıyla gösterebilir misin acaba? İşte şurada, şu bölgede, evet. Bu bölgede lokalite isimleri var. Şu aşağıda da onların birbirlerine cins düzeyinde benzerlik bilgileri var. Faunaları birbirine ne kadar benziyor, ne kadar benzer türler vardı. Aşağıda 0.0'dan 1'e doğru benzerlik derecesi artıyor. Yani grafikte şu şekilde artan bir kısımda faunaların birbirlerine benzerlik oranlarının arttığını görüyoruz. Şu açık gri ile görülen noktalar, bunlar orta miyosen lokaliteleri. Yani içinde bir ilk Anadolu'ya gelen büyük kuyruksuz maymunlar, Gryphopithecus, Kenyopithecus gibi lokalitelerin bulunduğu. Burada görüyorsunuz onlar sola doğru gidersek, buradan sola doğru takip edersek şu milyon yılları burada görüyoruz. Şurada orta miyosen var. Orta miyosen lokaliteleri. Bunlar faunal olarak birbirine çok benziyor. Koyu siyahla gördüğümüz lokaliteler ise bunlar da solda kronoloji, yani jeolojik tarih bölümünde 5, 6, 7, 8, 9, 10'da gördüğümüz, bunlar da geçmiyorsen lokaliteleri. Burada da bu faunaların benzerlik oranlarının arttığını görüyoruz. Yani orta miyosen faunaları geçmiyorsene doğru yok olurken, azalırken yeni faunalar ortaya çıkıyor birbirine benzeyen. Bir
Bir şey sorabilir miyim Evet. bu noktada biraz açmak için? Şimdi faunaların birbirlerine benzerliğinden bahsediyoruz. Burada Evet. bahsettiğimiz şey aslında oradaki atıyorum memeli türlerinden mi bahsediyoruz yoksa bütün Evet. hayvanlardan Ben mı bahsediyoruz? burada fauna deyince memeli türlerinden bahsediyorum. Tamam. Bu memeli Peki benzerlikten kastımız da şu mu? Yani daha birbirine benzeyen türlerin varlığından mı bahsediyoruz? Aynen öyle. Burası daha çok birbirine benzeyen, bu lokalitelerde, farklı lokalitelerde birbirlerine benzeyen türleri görüyoruz. Arttığını görüyoruz. Bu kısımda, yani orta müesen, şu kuşakta, şurada gördüğünüz açık gri lokaliteler birbirine çok benzeyen, örneğin 0,8 seviyesinde birbirine benzerken, yani yüksek derece bir benzerlik gösterirken, şu kuşağa geldiğimizde burası geçmiyorsen, yani 5,3 ile 11 milyon yıl arasında koyu renkte gördüğümüzde birbirlerine çok benzeyen lokaliteler, yani faunalar, memeli faunaları. Şimdi arada tabii bazı farklı faunalar da var. Bunlar da aslında iki farklı türlerin bir arada bulunduğu lokaliteler. Şimdi bu faunalar bize bir şey gösteriyor. Yani belli bir zaman diliminde, orta müesende farklı türler yaşarken, geçmiyorsan da yeni türler ortaya çıkıyor. Bunların ortak bir özelliği var. İşte en aşağıda, örneğin şurada, C bölümünde, en aşağı kuşakta, brachiodont dediğimiz düşük, yüksek diş taçlı. Yani diş tacı düşük olan türlerin egemen olduğunu görüyoruz. Bu bize şunu gösteriyor. Bunlar daha çok yumuşak yapraklarla, ormanlık alanda yumuşak yapraklarla beslenen keskin taçlara, yani keskin, şurada gördüğünüz keskin diş tacına sahip türler. Buradan orta miyosene doğru mezodont, yani orta yükseklikte diş taçlarına sahip olan türlerin egemen olduğunu görürken, geçmiyorsan kuşağında yüksek diş tacına, yani buna da hipsodont diyoruz, yüksek diş tacına sahip türlerin ortaya çıktığını gösteriyoruz. Bu da tamamen değişen ekolojik ortamlara, bu memeli türlerinin bir adaptasyonu. Neye adaptasyonu? Artan açık alanlara. Çünkü yüksek diş tacına sahip türler çetin koşullarda, yani değişen ekolojik ortamlarda ortaya çıkan daha sert koşullara uyum sağlayabilme ya da onlarla baş edebilme yeteneğine sahip. Bugün şeyde örneğin Afrika'yı düşünürseniz, Serengeti'yi, Botswana'yı kuraklık döneminde, çünkü Afrika'da nemli dönem, yağışlı dönem ve kurak dönem var mevsimsel olarak. Kurak dönemde diş tacı yüksek olan, hipsodont olan türlerin o dönemde kurak dönemi ile baş ederek yağışlı döneme kadar hayatta kalabildiklerini gözlemliyoruz. Yani bu yüksek diş tacı onlara bu çetin çevre koşullarıyla baş etme, yani sert bitkileri yiyebilme yeteneği veriyor. Çünkü diş tacınız yüksek olması aynı zamanda dişin aşınmasına karşı da bir avantaj. Yüksek diş taçlıysanız diş aşınma şeyiniz daha fazla. Şimdi bu dönemde böyle bir fauna ortaya çıktı. Bu fauna da şunu karakterize ediyor: açık alanların artması, tropik alanların azalması, yeni bir fauna. Ya biz bunu o eski dünya savan biyomu olarak isimlendirdik. Ve bu savan biyomu özellikle Balkanlardan, İspanya'da belli noktalardan, Balkanlardan, Anadolu'dan, Orta Asya'dan, Çin'in bir bölümüne, oradan da Kuzey Afrika ve Doğu Afrika'ya kadar uzanan bir kuşağa sahip, biyojeografik alana sahip. Bu biyojeografik alan şey sonunda, geçmiyorsan sonunda, yaklaşık 5-6 milyon yıldan itibaren bu eski dünya savan biyomu yok oluyor, parçalanıyor. Bunun parçalanmasının önemli nedenlerinden biri de Kuzey Afrika'da Sahara Çölü'nün, Arabistan Çölü'nün oluşması, Hindistan'da Himalaya dağlarının yükselmesi, büyük tektonik etkileri var. Bu etkilerle bu eski dünya savan biyomu parçalanıyor. Parçalandıktan sonra Afrika'daki kalan, Doğu Afrika'daki kalan bölüm günümüze kadar devam ederken,
bugün bizim Palearktik olarak isimlendirdiğimiz biyojeografik alan olan Avrasya'daki Anadolu'nun da içinde bulunduğu kıtasal iklime sahip alanda bu canlıların birçoğu yok oluyor. Bizim işte o dönem sahip olduğumuz Uranopithecus gibi, Ankaropithecus gibi ve yeni belki isimlendirecek türlerin de cinslerin de varlığını biliyoruz Anadolu'da. Onlar bu geçmiyorsen kuşağının 5 milyon yıla yakın 6-7 milyon yıldan itibaren hem Anadolu'da hem Avrupa'da hem Balkanlar'da birçok yerde artık görünmüyorlar, yok oluyorlar. Yok olmalarının en büyük nedeni de artık küresel olarak iklimin daha da soğuması, bir yıl içerisindeki soğuk iklim oranının artması, yağışların azalması, onların yaşamına elverişli olan alanların azalmasına neden oluyor. Ve bu canlılar, şimdi şöyle, evet hocam. Grafik hani oksijen miktarının ve izotop değerlerinin ne kadar şey yaptığını hani. Evet. Özellikle ağır oksijenin ve hafif oksijenin birbirlerine oranının da değiştiğini de gösteriyor. Ve evet hocam. Aslında hani hayvan türlerinin azalmasıyla oksijen miktarının ya da izotoplarının değişimi arasında çok güçlü bir paralellik var. Ve var. Çok var. Evet, ben burayı kaçırdım. A bölümünde ise önemli biyotik ve abiyotik olaylar var. Bu oksijen miktarındaki değişim aynı zamanda şu dikdörtgen barların içerisinde şurada Doğu Afrika rift tektonizması, Tibet platosunun yükselmesi, denizlerin hem yükselip hem çekilmesi gibi birçok abiyotik yani çevresel değişkenler var. Bu çevresel değişkenler bu memeli faunalarının evrimini, onların biyojeografik dağılımını direkt etkiliyor. Yani bu A bölümünde olan olaylar B ve C bölümünü kontrol eden doğal seçilim mekanizmaları aslında. Onların evrimini yönlendiren çevresel etmenler. Bu çevresel etmenlerden dolayı yeni faunalar ortaya çıkıyor. Eski faunalar yok oluyor. Evrimsel bir dönüşüm var. İşte insanın ilk ataları diyebileceğimiz bu büyük kuyruksuz maymunlar, en yakın ataları belki de, büyük kuyruksuz maymunlar Avrupa'da yok olurken Afrika'da devam ediyorlar. Kim bunlar? Erken hominidler, işte kimler ortaya çıkıyor? Sahelanthropus, Ardipithecus, Ororin gibi erken hominin türleri ortaya çıkıyor. Tabii neden birbirlerine benziyor? Bu B bölümünde gördüğünüz, ben bunu Anadolu lokaliteleri için yapmıştım. Ama doktora tezimde Avrasya ve Afrika lokaliteleri için yaptım. Buna benzer bir benzerlik analizini. Orada biz Anadolu, İran, Yunanistan gibi birçok lokalitenin o dönem birçok Afrika, Doğu Afrika lokalitesiyle bu şekilde benzer bir memeli türleri faunalarına sahip olduğunu, o dönem Doğu Akdeniz'de Kuzey Afrika ve Doğu Afrika arasında biyojeografik bir bütünselliğin olduğunu görüyoruz. Bir kuşağın, bir pencerenin, biyojeografik pencerenin var olduğunu görüyoruz. Sahara Çölü'nün oluşmasıyla ve Anadolu Arabistan Çölü'nün oluşmasıyla bu iki bölgenin birbirinden ayrıştığını, kuzeyde iklimin değişmeye başladığını, güneyde, Doğu Afrika'da ise halen devam eden, günümüzde de bir savan ekosisteminin evrimleştiğini görüyoruz. Yani Avrasya ile Afrika arasında biyojeografik bir alışveriş var. Hem büyük kuyruksuz maymunlar, benzer türlerin varoluşu ve bunun da 5 milyon 6 milyon yıldan itibaren parçalandığını, Afrika'nın kendi evrimsel hikayesini, insanın da evrimleştiği bir dönemin başladığını görüyoruz. Yani buradan aslında şeye geçebiliriz. Artık gerçek erken insan atalarına doğru geçebiliriz. Ben biraz soluklanayım, biraz siz devam edin. Ben çok konuşmuş olmayayım. Yok konuşabilirsin, konuş diye çağırdım. Gayet güzel tanımlıyorsun. Çok sağ ol Ferhat. Tabii özellikle bu hani evrimde geçen derslerde kısaca belki konuştuk ama izolasyonun önemi ve
canlıların yaşadığı ekolojik ortamlara adaptasyonları son derece önemli bir bilgi oluşturuyor. Dolayısıyla farklı bölgelerdeki farklı canlı grupları ne kadar birbirleriyle izole yaşamaya başlarlarsa aralardaki farklılık da gittikçe belirginleşmeye ve canlı gruplarda farklı türlere dönüşmeye şey yapıyor. Yani her dönüşüm mutlaka birbirini izleyecek şekilde değil ama bazen birbirlerinden farklılaşacak şekilde devam edebiliyor. Bu evet. açıdan da evet. izolasyon ve Anadolu'nun farklılaşması ya da Anadolu'nun artık insan evriminde önemli bir yer teşkil etmemesi büyük oranda bu izolasyon ve Anadolu'daki evet. iklim değişimi gibi görünüyor. Kesinlikle hocam. Ama Afrika'daki görece daha yavaş dönüşüm değişim aslında başka bir olgunluğun ortaya çıkmasını ve insana giden hattın gelişmesini sağlıyor. Evet. Şimdi biraz onları dinleyelim. Evet. Burada şeye değinmemize gerek var mı? Siz geçen hafta buna biraz değindiniz aslında. Bir nebze insanın sınıf biyolojik olarak sınıflandırılması. Tabii bir... Yani aslında biz geçen hafta daha çok bu homosentrik dünya görüşü nedeniyle biz insanları canlılar dünyasından ayırıp değerlendirme eğiliminde oluyoruz. Ama aslında insanı ve içinde bulunduğu primat takımını bir arada değerlendirdiğimizde insan o doğanın bir parçası hem biyolojik olarak hem davranışsal olarak hem de genetik olarak bizlerle içinde yaşadığımız takım arasındaki farklılıklar bir nitelik farklılığı değil bir nicelik farklılığı olduğu evet. Ağırlıklı olarak konuştuk ve ondan sonra da aslında bu ders şeyde bu günkü şeyde de bu insana giden çizgi neden demeyelim ama nasıl diğer primat takımlarından ayrıldı ve bize doğru nasıl dönüştü bunu konuşacağımızı belirtmiştik. Tamam hocam. O zaman ben kısaca şuradan bu slayttan biraz bahsedeyim. Tekrar ekran paylaşmamı rica edebilir miyim? Gene mi kaçtı? Tamam. Ben çünkü arada konuşmaya girince kapatıyorum ekranı. Canlı tamam. yayına şey yansısın diye o yüzden. Tamam ben unutuyorum onu. Evet. Nerede bir şeye gidemiyorum. Bizim Zoom şeyimiz nerede? Ekran paylaşacağım. Hı-hı. Önce dosyayı aç. Ferhat ondan sonra paylaş. Tamam şimdi buldum hocam. Tamam. Çünkü dosyayı evet. açmadan Zoom izin vermiyor her şeyi. Paylaş. Evet evet. Bu arada aralarda sorular da geliyor. Ben konuyla bağlantılı soruları sormaya çalışacağım. Yalnız gelen soruların bir kısmı ya önümüzdeki haftalarda konuşacağımız konular ya da konuyla çok bağlantısı olmayan sorular. O yüzden aslında şey yapmıyorum yani şu tamam. an sormuyorum. Belki en sonunda bir soru cevap da yaparız. Ama konuyla şimdi, bağlantılı verdikçe soracağım. Geldi Buyurun. Mi slide? Geldi, şu an geldi. Basit ve kaba bir insanın taksonomik ve biyolojik sınıflandırılmasını gösteren bir grafik. İnsanın en yakın akrabalarının artık bizler çok genel olarak herkes goril, şempanze ve orangutan ve gibonların yani büyük kuyruksuz maymunlarla yaşayan en yakın akrabalarımızın onlar olduğunu biliyoruz. Genetik çalışmalar artık bunu kanıtladı. Fosiller, paleontolojik ve paleantropolojik çalışmalar da bunu kanıtladı. Yani artık tartışmadığımız bir konu bu. Yaşayan en yakın akrabalarımız biyolojik olarak gibonlar, orangutanlar, goriller, şempanzeler. Şempanze bunların içerisinde genetik olarak en yakını. O yüzden zaten şempanze uzun yıllar boyunca insan evriminde bir model canlı oldu. Yani ortak atamız, şempanze ile olan ortak atamız veya insan ataları geçmiş tarihsel paleantropoloji çalışmalarında da hep şempanzeye göre morfolojik karakterleri ona göre tartışıldı. Şempanze ilkin bir tür morfolojik karakter düzlemi olarak ele alınmıştı. Artık ama öyle düşünmüyoruz. Şempanze günümüze kadar yaşamış, varlığını sürdürmüş bir tür. İlkin bir tür değil. Ama insanla şempanzenin ortak atasını
Hem geriye dönük genetik çalışmalar, atasal DNA çalışmaları, moleküler genetik çalışmalar ve fosil keşifler. Bunun yaklaşık olarak geçmiyosenin sonlarına doğru 8 milyon yılda, 7 milyon yılda, 5 milyon yıl arasında kalan bir dönemde gerçekleştiğini gösteriyor. Fosiller ve moleküler genetik çalışmalar birbirlerine uyumlu sonuçlar, değerler veriyor. Ama bu eski dünya maymunlarından ayrılan bir kol olan büyük kuyruksuz maymunlara giden işte bu grup bizim en yakın akrabalarımız ve bizim içerisinde yer aldığımız bir grup. Tabii biz bu ekolojik ve biyocoğrafik izolasyondan sonra insan evrimi neden Afrika'da devam etti de başka dünyanın başka bölgelerinde devam etmediğinin yine çok önemli bir tektonik nedeni var aslında. Bu tektonik neden de büyük Rift Vadisi'nin hareketleri. Biliyorsunuz Hindistan Afrika'nın şu bölgesinden ayrılıp gidip Asya'ya çarpmış bir küçük kıtaydı. Ve çarpmasıyla da Himalayalar oluştu. Halen Afrika'nın bu bölümünde, doğu tarafında bu ayrışma, kıta, yani yeni kıta oluşumu devam ediyor. Afrika'nın Afrika boynuzu dediğimiz bu bölgesi Afrika'dan uzaklaşıyor. Daha önce tekrar ettiği gibi yani Hindistan plakasının Afrika'dan ayrılıp gidip Asya'ya çarpması gibi halen buradaki bu küçük bölümde Afrika'dan ayrılıyor. Afrika'da yukarı kuzeye doğru hareket ediyor aynı zamanda. Akdeniz'den işte Avrupa, Güney Avrupa'ya ve Anadolu'ya doğru. Bu ayrışma sırasında Afrika'nın bu bölgesinde birçok şurada gördüğünüz gibi faylarla birçok kırılma meydana geliyor. Bu kırılmaların sonucunda şu şekilde gördüğünüz coğrafik görünümler ortaya çıkıyor. Afrika'da birçok hem Kenya'da hem Etiyopya'da insan atası fosillerinin bulunduğu birçok bölge bu tür bir coğrafik görünüme sahip. Buralarda oluşan göller o dönemki atalarımız için çok elverişli yaşam ortamları sağlıyor. Buralarda birçok göl var. Bu göllerin çevresinde de örneğin Kenya'da Turkana Gölü. Bu gölün çevresinde yüzlerce lokalite var ve bu lokalitelerde bulunmuş memeli fosilleri ve insan atası fosilleri var. Etiyopya'da Afar bölgesinde yine çeşitli nehirler ve küçük göller var. Buralarda da örneğin Middle Awash nehri. Onun çevresinde birçok insan atası fosili keşfedilmiş lokaliteler var. Bu Rift Vadisi'nin oluşması yeni memeli türlerinin ve insan atasının da insan atalarının da evrimleşmesine olanaklı bir çevre koşulları sağlıyor. Nedir insan bu nedir bu karakterler insan atalarının oluşmasına olanak sağlayan çevresel koşullar nasıl bir kontrol seçilim baskısı uyguluyor? Buraya ben şey açtım şimdi bir erken homininlerden homo cinsine varan genel bir grafik bu. Yeni türler eklendi bunlara ama bunlar daha çok taksonomik yani biyolojik olarak artık yeri sağlamlaşmış türler. Yeni türler bazı yeni fosiller bulundu. Tabii dik yürümek insanı insan yapan, insan atalarını karakterize eden bir özellik. Örneğin dik yürümek ne zaman ortaya çıktı? Aslında ilk biz erken hominin ya da erken insan ataları ne zaman ortaya çıktığıyla yaklaşık hemen hemen benzer bir soru biraz. Çünkü insanı insan yapan karakter dik yürümek. Bunu biraz konuşabiliriz. Ne dersiniz? Tabii iyi olur. Çok tabii. Evet. Bir de bir tek şeyi eklemek gerekebilir Ferhat. Hani bu Rift Vadisi oluştuğu zaman dünyanın en yüksek dağları da işte Batı ve Doğu Afrika'nın arasında bir böyle kama gibi ortaya çıkıyor. Derin vadiler, evet. Bir sürü göller, nehirler, ondan sonra kısmen işte yağmur ormanları, onun yanında açık alanlar. Yani ekolojik açıdan son derece zengin bir çeşitlilik ortaya çıkıyor. Evet, evet. Bu zengin çeşitlilikle bazı canlı gruplarını özellikle değişen ekolojik ortamlar zorluyor. Yani zorluyor dediğim ya ekolojik nişi değiştirmesi gerekiyor. Kesinlikle. Ya da, yeni ekolojik nişe adapte olabilecek genetik ve morfolojik dönüşüme sahip olması gerekecek. O anlamda da bu Rift Vadisi'nin hani büyük oranda yani Güney
Evet. Afrika'dan başlayıp hatta bizim işte şeye kadar, Hatay'a kadar devam eden o sistemin evet. bütünündeki yapı buradan buraya kadar uzanıyor. Hatay'a kadar uzanıyor. Bu büyük oranda şeyi çok etkiliyor. Yani o canlı gruplarının dönüşümüne, değişimine, evrimine çok büyük bir ne diyelim hem tanıklık yapıyor hem de aynı zamanda bir olanak sağlıyor. Evet. Bu anlamda çok hani kıymetli diyebiliriz. Evet. Dik yürümede tam bu dönüşümün içerisinde kendini gösteriyor. Evet, bu çok doğru. Sadece hani çevresel koşullar değil, aynı zamanda canlılar arasındaki, türler arasındaki rekabet çok önemli evrimsel bir itici güç. Yeni faunaların, yeni türlerin ortaya çıkması aynı zamanda onlar arasındaki evrimsel rekabeti, beslenme alışkanlıklarını da değiştiriyor. Bu iki güç hem çevresel koşulların değişmesi hem yeni türlerin ortaya çıkıp rekabet alanlarının zorlanması evrimsel olarak da yeni karakterlerin, yeni türlerin ortaya çıkmasını neden oluyor. Biz bunu bir çalışmada Turkana ile ilgili yaptığımız Kenya'daki oradaki bir çalışmada bunu biz tür fabrikası olarak yani kriz anlarında özellikle yeni türlerin daha çok sayıda ortaya çıktığını gördük. Bunun nedeni de çevresel koşulların değişmesi, kriz olarak canlıların hayatta kalma mücadelesinde yeni türlerin, yeni karakterlerin ortaya çıkarken rekabetin yani biyotik etkileşimlerin değişmesi aynı zamanda yeni türlerin ortaya çıkmasını daha elverişli hale getiriyor. Kriz anlarında daha yeni türler ortaya çıkıyor. Dik yürümekte belki böyle bir anda ortaya çıkmış bir karakter insanın hayatta kalmasını kolaylaştırmış bir çok önemli bir karakter. İnsan nasıl oldu diye sorarsanız insan nasıl insan oldu? Dik yürüyerek insan oldu. Değil mi? Boyun eğmeyerek insan oldu falan. Benim bu konuda daha önce söylediğim bir şey vardı. Ben her sunumumda artık kullanıyorum bunu. Muzaffer Şen yüreğin. Ha, evet. Şakülü, ayak, iki ayak üzerinde şakülü duran canlıdır tanımlaması. Şimdi o nasıl oldu biliyor musun? O Ergi Deniz Özsoy biliyorsun. Hepimiz tanıyoruz artık. Ben Muzaffer Şenyüreği çok merak ediyordum. O da dedi ki, bak dedi şöyle bir makale var dedi Türk Tarih Kurumu. Ben de o zamanlar araştırıyordum. Aldım makale, o makaleyi okurken ben başka makale tetikledi beni. Onun İnsanın Tekamülü diye bir makalesinde Türk Tarih Kurumu'nda bulmuştum. Tabii o zamanlarda Stephen Jay Gould'u da çok seviyorum. Stephen Jay Gould da çok önemli bir paleontolog. Çok güzel kitapları var. Türkçe'ye de çevrildi Versus yayınları tarafından. Orada Stephen Jay Gould'un özellikle 1970'lerde şimdi birazdan bahsedeceğimiz Australopithecus afarensis buluntusundan itibaren 70'lerde insan evriminde önemli insanı insan yapan karakterin beyin büyümesi değil ilk olarak dik yürümesi olduğu artık küresel bir şey kazanıyor, doğruluk kazanıyor. Bunu 1940'lı yıllarda Muzaffer Süleyman Şenyüreğin bir makalesinde insanı insan yapan şakülü üzere yürümesi olmuştur. Yani dik yürümesi olmuştur lafı bende inanılmaz bir şey yarattı. Böyle heyecan yarattı. Çünkü daha tabii o dönemler konuşuluyor. Bunu sadece Muzaffer Süleyman Şenyüreğin kendisi hani o an keşfetmiş değil. Ama kendisi çok önemli bir şeyin içerisinde. Uluslararası insan evrimi çalışan bir otoriter bir ya o dönemin otoritesinin o bilimsel network'ü ağı içerisinde Şenyürek. Konu dağılıyor şimdi Şenyürek konuşuyoruz. Hoca da arkadan bir şey söylüyor. Ben de hemen Ergi Hoca deyince geçen gün Ergi Hoca şeyi söyledi bana. Biz Yurt ve Dünya dergisini bu aralar karıştırıyoruz. Evet, evet. Muzaffer Şenyürek ve Muzaffer Şerif Başoğlu'nun makalelerine falan bakıyoruz ırkçılık yazılarıyla ilgili. Onu söyledi sana hediye ettiği şeyi. O makaleyi de buldum bu arada. Buldum tamam. Evet, TÜSTAV'da. Hocam aslında, siz bir şey söylüyordunuz. Aslında şey antropoloji tabii Türkiye'de bütün dünyayla neredeyse at başı ortaya çıkan bilimlerden bir evet. tanesi. 1925'te antropoloji bölümü kuruluyor. Her ne kadar bir ırkçı damarımız olsa bile Şenyürek aslında bu biyoarkeolojinin de kurucularından birisi esasında.
Tabii Harvard'da eğitim alması ve daha sonra Türkiye'de bu sistemi sürdürme çabaları çok önemli ve Kansu ile Şenirek arasında da bu anlamda ciddi bir şeyin oldu, rekabetin oldu. Yani işte ırklara dayanan bir yapımı araştırmak lazım, yoksa yaşam biçimi ve biyoarkeolojik çalışmalar üzerine mi sürdürmek lazım? Şenirek bunu en iyi yapan antropologlardan birisi, fakat biraz ne diyelim, erken ölüyor. Evet, çok Erken kayıp. ölünce yani tarihsiz bir uçak kazasında hayatını kaybediyor Evet. araştırmadan dönerken. Bu büyük oranda antropolojiyi çok büyük bir sekte vuruyor. Ta ki 90'lı yıllara kadar Evet. antropolojinin üzerindeki o kül ya da işte ölü külü maalesef kaldırılamadı. Bunu Evet. da anekdot olarak girelim ve Şenyürek'in de birçok çalışması aslında çağının üzerinde. Evet. Yani Ya o kabul ediyorum anlamda hocam. bu çok düzgün bir açıklama. Bizim aslında şey yapmamız lazım hocam ya. Ben öyle şimdi siz konuşurken bir şen yürek çalışması aslında ne güzel olurdu. Hem dönemin antropolojik tarihsel gelişimi şen yüreğin çalışmaları ve bugün farklı konularda işlenebilir ama onun onuruna belki böyle bir çalışma yapılabilir. Çok iyi olur. Bir de şey var şen yürek. Şenyüreğin o dönem Amerika'da Harvard'da Hooton'un öğrencisi. Dönem arkadaşı kim biliyor musunuz? Washburn. Alfred Washburn Amerikan antropolojisinin özellikle primatoloji çalışmalarının kurucusu neredeyse. Yani fiziksel antropolojide devrim, Amerikan fiziksel antropolojisinde devrim yapmış bir insan. O kuşaktan geliyor. Aslında burada belki bilmiyorum ama hocanın dediği gibi İlmaz Hoca'nın kendi yaptığı çalışmalar çağının çok ilerisinde aslında bir devrim niteliğinde Türkiye'de. Ama evet uçak kazasında çok erken ölümü de büyük kayıp. İşte ama gene biz onu anıyoruz bugün. Yok olmuyor, ölmüyor, ölümsüz. Önemli birisi bu anlamda. Evet. Çok şey. Evet burada bu slaytta şempanze, Australopithecus ve insanın şu sol üst köşede ayak morfolojisini görüyoruz, bacak morfolojilerini. Şempanzede örneğin kalça kemiğinden uyluk kemiği yere dik inerken, Australopithecus'ta bu tam dik değil. Burada buna biz bu vulgus açısı diyoruz antropolojide terim olarak. Şurada bu uyluk kemiğinin kalçaya birleştiği baş bölgesi belli bir açıyla yaklaşıyor kalça kemiğine. Ve şöyle bir eğiklik görüyoruz. Bu insanda da böyle. Yani insanın uyluk kemiği ve kalça morfolojisiyle Australopithecus'un ki hemen hemen aynı ama şempanzeninki farklı gördüğünüz gibi daha yüksek bir kalça kemiğine sahip, daha düz açıyla inen bir uyluk kemiğine sahipken Australopithecus ve insan bu belli bir açıyla iniyor. Bu açı da insanın vücut ağırlığının ayaklar üzerinden yere dik inmesini sağlarken dik yürümede büyük bir avantaj sağlıyor. Yani dik yürümek anında ortaya çıkmış bir karakter değil. Birçok farklı karakterin avantajlı bir dengelenimi diyelim. Ve özellikle yaklaşık işte bu geçmiyor sen sonu dediğimiz 6-7 milyon yılda bu ekolojik ve iklimsel parçalanmalar, izolasyonlar meydana gelirken açık alanların artması, işte bu tektonik hareketlerin olması, birçok hem mikro hem makro düzeyde bir farklı birçok ekolojik çeşitliliğin ortaya çıkması, bu canlıları farklı hareket biçimlerini çevresel şartlarda ve aynı zamanda da biyotik etkileşim olarak daha farklı yollarla besin elde etme, hayatta kalma rekabetinde onların bu sahip olduğu bu karakterlerin kullanılmasını veya ortaya çıkmasını, evrimleşmesinin önünü açıyor aslında bir yerde. Sağda görüyorsunuz şempanze dik yürürken ve bir insan dik yürürken bacak morfolojilerinin ne kadar farklı olduğu görüyoruz. Ve aynı zamanda sadece bacakta değil, farklı vücut karakterlerinin bir toplamı demiştik. Şempanzede kafatasının altındaki bu o
sinirlerimizin beyne ulaşan bir deliği var omurgamızın içerisinden. Orası şu delik. Ve insanda bu delik daha çeneye yakın, hani daha ortada. Bu da insanın kafasını dik dururken daha dengeli bir şekilde taşımasına, kafa ağırlığını omurgası üzerinden kalça kemiğine ve bacaklarına daha rahat ulaştırmasını sağlıyor. Benim içimde aklıma bunlar geliyor. Kaçırdığım bir şey var mı Ezgi Yılmaz işte, Hocam? Hani leğen kemiği de bu anlamda. Evet. Ama dik yürümede belki en çok değişen şey uyluk kemiği. Evet. Dizler birbirine yaklaşıyor. Evet. Kalçadan açılıyor. Bu da aslında yürüme esnasında bedenin fazla şempanzelerdeki, gorillerdeki gibi yalpalamamasına neden oluyor. Daha az enerjiyle daha uzun soluklu, yani koşma ya da hızlı hareket etme değil ama uzun soluklu ve kilometrelerce fazla enerji harcamadan yürümesini sağlıyor. Belki bir tek şunu söyleyebiliriz, hani eller serbest kalıyor, bu çok önemli, işte ne bileyim beden üzerindeki baskılar azalıyor, bu çok önemli. Tamam. Buradan devam edin hocam siz. Ama bir tek ben ekleyeceğim. Dik yürümenin, iki ayak üzerinde yürümenin dört elli yürümekten daha az enerjiye ihtiyaç duydu. Ama bu enerjinin neredeyse hani şey açısından, bir türün yayılımı açısından düşündüğümüz zaman, avantaj açısından. Evet. İşte bir yıl içerisinde bir tane petibör bisküvi paketi yemek gibi bir avantaj sağladı. Ama bu avantaj bu kadar az bile olsa, buradaki diğer türlere göre, diğer canlılara göre elde edilen bu enerji aslında hayatta kalmak için son derece kıymetli bir veri sağlıyor. Bunu söyledikten sonra sen devam et lütfen. Zaten çok güzel bir slide. Yani dik yürümek aslında hem avantajlı hem de dezavantajlı bir hareket biçimi. Dezavantajları arasında işte bu örneğin daha şuradan başlarsam avantajlarından başlayalım. Örneğin bir ellerin boş kalması, bir şeyin aletlerin taşınabilmesi, dik yürüyerek elleri kullanarak kendini koruma, aletleri taşıyabilme, hareket ettirebilme, kendini koruyabilmeden bahsettik. Bir yerlerden bir şeyler toplayabilme, yani elleri aktivize eden bir hareket biçimi. O yüzden insan için çok avantajlı. Aynı zamanda görme mesafesini arttırırken tabii görünmeyi de arttıran bir durum, ama bu dezavantaj çok küçük bir dezavantaj avantajlarının yanında. Daha yüzmede çok önemli avantajları var dik yürümenin. Daha yüksek oluyorsunuz. Daha sulara girebilme şansınız var. Sığ sularda yürüyebilme şansınız var. Bunun gibi avantajları var dik yürümenin. Kimin söylediği, şimdi hatırlamıyorum da, insan bu maymunlar ailesi primatlar içerisinde bir 100 metre içerisinde hem ağaca çıkabilen, hem yüzebilen, hem koşabilen, hem oturabilen, hem zıplayabilen bir canlıdır. Öyle yani, çok özel bir maymunuz aslında bu anlamda. Yani hareket alanımız çok geniş. Ve hocanın dediği gibi kondisyonu da, yani uzun süreli enerji kullanımını da dikkate aldığımızda o dönem çok avantajlı bir hareket biçimi olduğu ortaya çıkıyor. Peki biz ben bu noktada bir soru sorayım mı? Anatomi sorusu gelmiş bir Mustafa Yıldırım'dan. Diyor ki şempanze kafatasındaki sinüs boşlukları mı daha fazla insana göre, tonlamayı yapamadım. Şempanze kafasındaki sinüs boşlukları mı daha fazladır insana göre, baş ağırlığını dengelemek için diyor. Sinüs boşlukları baş ağırlığını dengelemek için. Aslında şey var ya, bu mastoidlerin içindeki hava kabarcıklarının avstralopitiklerle daha fazla olması ve şeylerin irileşmesi gibi özellikler. Bu aslında şempanzede değil de insanda daha fazla bunlar. Çünkü şempanze o mastoidlerdeki sinüsler üzerinden değil, asıl ense tutunma kaslarının gücüyle kafatasını taşıma ve dengede bulunma özelliklerine sahip. Yani çünkü şeyin, şempanzelerin ense tutunma kasları
Çok güçlü. Çiğneme kasları kafatasının tepesinde. Onlar da ense tutunma kaslarına doğru aslında güçlü bir bağlantı alanı da sağlamış oluyor. Ama bu özellik Australopiteklerde bir miktar yani dik yürümeye sahip olan türlerin birçoğunda ve Australopiteklerde gittikçe azalıyor gibi. Evet. Bir tek tamam, buradan şeye geçebiliriz aslında. Hangi insan erken atalarında bilinen fosil buluntulardan yola çıkarak bilinen ilk dik yürüyen insan atası hangisiydi? Ya da bunu hangisi olarak biliyoruz? Bizim bu fosil çalışmalar bize bunun ilk paleontolojik çalışmalar. Çat bölgesinde Sahelanthropus chadensis adıyla bilinen bir tür var. Kafatası fosili bulundu. Burada gördüğünüz gibi. Bu fosilin özellikle demin şurada gördüğümüz bu kafatasının altındaki delik, bu fosilde de insana benzer bir biçimde ortada yer almış durumda. O yüzden bunun da dik yürüdüğü ileri sürüldü düşünülüyor. Bu fosil yaklaşık olarak 6 milyon 6 ile 7 milyon yıl arasındaydı. Bulunduğu lokalite çölde bulunmuş bir lokaliteydi. O yüzden tarihlendirilmesi çok zordu ama bir şekilde radyometrik tarihlendirme ile onu yaptılar. Yaklaşık 6 milyon yıl öncesine tarihlendirildi. Bu bildiğimiz, şu anda bilinen ilk dik yürüyen erken insan atalarından biri. Peki Evet. hominin mi? Çünkü Süheyla Tekeli oluşunu sormuş. Sahelanthropus'un hominin olmadığı söyleniyor. Hocam teyitli midir bu bilgi diyor. Hominin grubuna katabiliyor muyuz? Evet, şu anda hominin olarak biliyoruz. Yani şu anda homininler şempanze de bir hominin genetik olarak. O yüzden Sahelanthropus da bir hominin. Hominin mi, hominid mi? Hominin. 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 Tamam. Bu eskiden hominid deniyordu ama genetik çalışmalar şempanze üzerinde özellikle yapılan bu genetik benzerlikten sonra onların da hominin olduğu ve erken insan atalarının da insana daha yakın sonuçta, onlar da hominin. Hominin olarak isimlendiriyoruz onları. Tamam. Anladığım kadarıyla yani Süheyla şey duruyor, söylüyor. Yani bunlar işte insan çizgisinde mi yer alıyor yoksa şempanzeye mi yakın ya da onların hattında mı? Aslında dik yürüme pozisyonu ve işte beyninin ve yüzün morfolojisi insan çizgisine şempanzeden falan çok daha yakın. Hani Evet. o nedenle şeye değil de şempanze grubuna ya da gorillerin bulunduğu alana değil, gorile kesinlikle değil, şempanze Değil. hattında da değil. İnsan hattında insana doğrudan atası olmasa bile o çağdaşlarıyla beraber insan hattına daha yakın olan grubun ya da kuzenlerin arasında olması çok daha mantıklı görünüyor. Evet. Buradaki grafikte de görebiliriz. Sahelanthropus burada. Yaklaşık 6 ile 7 milyon yıl arasında. Yukarıda gorilla, bonobo, şempanze ve insan görüyoruz ve şu noktaya denk geliyor. Yani şempanze ile insanın ortak atasından ayrıldıktan sonra yaklaşık 6, 5, 5,5-6 milyon yıl arasında ya da 6 milyon yılda kalan bir bölgede. Bunun ardından Sahelanthropus bu özellikleri taşırken şurada çeşitli fosilleri var. Üç boyutlu canlandırmaları ve bulunmuş kafatası fosili. Görüyorsunuz bu demin bahsettiğimiz delik, kafatasının altında yer alan delik, çeneye daha yakın ortada konumlanmış biçimde. Bu çok önemli bir özellik, dik yürüdüğünü düşündüren. Ardından Orrorin tugenensis var. Kenya'da Tugen tepelerinde bulunmuş bir fosil. Bu bir tür. Bunun da uyluk kemiği var. Demin hocanın da benim de söylediğim gibi uyluk kemiğinin kalçayla birleşim açısı ve morfolojisi dik yürüme hakkında çok önemli bilgiler veriyor. Bu türün de uyluk kemiği morfolojisi ve kalçayla birleşim açısı onun dik yürüdüğünü düşündürdü. Orrorin de Sahelanthropus'tan hemen sonra yaklaşık 6 milyona yakın bir döneme tarihlendirildi. Kenya'da bulunan bir fosil. Ardından Ardipithecus Kadaba fosili var. Etiyopya'da Afar bölgesinden bulunmuş. Şurada bu mor yıldız fosillerin bulunduğu noktayı gösteriyor. Bunun da diş, alt çene ve üst çenede bazı diş fosilleri, köpek dişi
fosilleri bulundu. Çok fosili bulunmadığı için, hani çok çeşitli sayıda iskelet kalıntısı bulunmadığı için çok belki şeyler yapamayacağız bu Ardipithecus kadabağı hakkında ama yorum. Ama diş morfolojisi, bulunan dişler onun bir hominin olduğunu gösteriyor. Ve aynı zamanda Ardipithecus kadabağı hem kronolojik olarak hem de buluntu yeri olarak şeye çok yakın olduğu için, pardon, kadabanın şu fosilleri de bulundu. Özür dilerim, ben eksik söyledim. Kadabanın aslında uyluk kemiği parçası, çene parçası, diş parçaları ve parmak kemiği parçaları, ayak ve el parmak kemiği parçaları bulundu. Bir de kol kemiği parçası bulundu. O yüzden onun da dik yürüdü, ileri sürüldü ve hemen şeyden önce bulunduğu için kronolojik olarak Ardipithecus ramidus'tan ve onunla evrimsel olarak benzerliklerine göre de yeniden isimlendirildi ve tanımlandı. Ardipithecus ramidus çok önemli bir tür. Yaklaşık ilk fosili, ilk yayını herhalde 1994-90'lı yılların ortalarında yapılıyor ama şu ana kadar belki homininler içerisinde en çok iskelet parçası afarensisle birlikte astrolopithecus bu fosil diyebiliriz. Kafatası parçaları, kol kemikleri, bacak kemikleri, kalça kemikleri, el ve ayak parmak kemikleri, birçok fosili bulundu. Bu fosillerden yola çıkarak dik yürüdü ama aynı zamanda da ağaç hayatına da belli bir düzeyde bağımlı olduğu bu uzun kolları ve parmak kemiklerini dikkate aldığınızda bu bunun bir canlandırması Ardipithecus'un, Ramidus'un ni gösterdi. Aslında Ardipithecus Ramidus çok şempanze ile ortak aramızdan ayrılmış tür modeline çok iyi bir benzerlik gösteren bir tür. O yüzden çok tartışıldı paleantropoloji literatüründe. Ama çok önemli bir erken insan atalarında Sahelanthropus aurorin ve Ardipithecus ve Ramidus özellikle çok önemli bir boşluğu dolduruyor soy ağacımızda. Ben şu aslında şey çok konuşmak isterim. Ramidus yayınlandığı zaman Science dergisinde 2009 yılında benim çok ilgimi çeken bir makale vardı. Bu da Owen Lovejoy'un Ardipithecus'un sosyal davranışları üzerine yaptığı bir çalışmaydı. Ben bunu çok önemsedim. Çünkü bugün bildiğimiz, yani bizlerin yaşam, sosyal davranışlarını karakterize eden morfolojik değişimlerin bu türde meydana geldiğini iddia ettiler. Bu da şununla iddia ettiler. Tartışabiliriz bu noktada biraz. Ben hemen bahsedeyim bundan. Örneğin şempanzenin köpek dişleri çok büyük. Şu üstte gördüğünüz bir erkek şempanzenin köpek dişinin görüyorsunuz diğer dişleri oranla ne kadar sivri ve yüksek. Gorillerde, şempanzelerde, orangutanlarda bu köpek dişlerinin çok büyük olması erkeklerde eşeysel seçilimde, yani dişilerin seçiliminde, alfa erkek olmada, üremede rol almada çok büyük bir önemli bir karakter, gösteri karakteri. Yani ben güçlüyüm, iyi, en sağlıklı erkek benim diye ağzını açıp dişlerini gösterdiğinde karşısındakini korkutabilir. Hani ben böyle anlatıyorum ki hepimiz bunu şey yapalım, anlayalım, konuşalım, tartışalım diye. Bence gayet güzel gidiyor. Evet. Şeyde ise Ardipithecus ramidus'ta ise şurada gördüğünüz köpek dişinin çok küçüldüğünü erkek bireyinde ve diğer dişlere oranla, yani bu küçük azı dişlerine, kesici dişlere oranla boyut farkının çok azaldığını görüyoruz. Şimdi bu boyut farkının bu kadar küçülmesinin sosyal davranışlarda bir etkisi var mıydı, yok muydu? Ya madem biz bu büyük köpek dişine sahip olmak günümüz kuyruksuz büyük maymunlarında sosyal davranışlarda büyük bir etkisi varken, özellikle eril, yani maskülün, erkek davranışlarında çok önemli etkisi var. Peki bizim Ardipithecus'un, yani bizim atalarımızın bugünkü formunu alıyor. Yani Ardipithecus'un köpek dişinin diğer dişlere oranı neyse benimki de o. Aynı istatistiklere sahibiz neredeyse.
Buna sahip olmak bizim sosyal davranışlarımızda bir etki yarattı mı, yaratmadı mı? O etki yaklaşık işte Ardipithecus ne zaman ortaya çıktı? 4.4 milyon yıl önce. Biz 4.4 milyon yıl önce bugün sahip olduğumuz bazı karakterleri mi elde ettik? Sosyal davranışlar bakımından söylüyorum. Özellikle eş seçimi, işte seçilimde olan önemli etkiler, bugünkü bildiğimiz anlamda karşılıklı partner ilişkisi kurma ne zaman ortaya çıktı? Aile biçimi ne zaman ortaya çıktı? Evet, yani biyolojik parametrelerin aslında sosyal yapıyı nasıl etkilediğiyle ilgili. Aynen, bravo. Yani, evet. Ve aynı zamanda burada tek mesele bu döneme baktığımız zaman şey de değil, yani sadece dişler de değil, beyinde de sonuçta bir problem oluyor. Az önce hatta şey sorusu geldi, benim de aklıma direkt sen anlatırken o gelmişti. Tam bu noktada sorabilirim sanırım. Şimdi foramen magnum, bu sinirlerin geçtiği kafatasının... Kafanın altındaki delik, evet. Yani sen ayrıntılı bir şekilde anlattın onu. Onun daha ön tarafa, yani aslında... bir dakika, dişlerin bulunduğu yere doğru yaklaşması. Ortaya doğru, evet. Ortaya doğru yaklaşması, aynen. Aslında beynin evriminde de bir takım gidişatta değişimler yarattığına dair de bir takım şeyler vardı. Dolayısıyla evet. İnsan soy hattına giden dal, senin önceki slide'da gösterdiğin hatta baktığımız zaman insan soy hattına, aynen burada insan soy hattına giden dal aslında davranışların da belirlendiği, yani bugünkü insana gelen davranışların da belirlendiği, altındaki biyolojik evrimin de şekillendiği hat olarak bildiğimiz yer aslında, öyle değil mi? Yani beyin evrimi de aslında orada homo türlerine özgü bir takım özellikler kazanmaya başlıyor. Ezgi, burada ben istersen bir açıklayayım. Tabii tabii hocam, buyurun. Aslında bu tartışma kadim bir tartışma. İnsanın insana giden evrim hattında beyin mi önce evrimleşti, yüz mü evrimleşti, yoksa beden duruşu mu? Evet, mesela yani bu soru bence çok önemli hocam. Aslında yani bizim bildiğimiz kadarıyla yani Orontigonensis, Sahelanthropus chadensis ya da Australopithec türlerinin önemli bir kısmının beyin hacimleri şempanzeninkini çok geçmiyor. Yani birbirleriyle çok yakın, belki sadece bir nasıl diyeyim, bazı loblarında daha fazla değişimin olduğunu biliyoruz. Ama yüzün küçülmesi, dişlerin boyutunun küçülmesi, özellikle köpek dişlerinin boyutunun küçülmesi, kesicilerle köpek dişlerinin arasındaki boşluğun bu anlamda hani azalması ve çenenin böyle açılır kapanır değil de helikoidal dedikleri dönerek hareket etme davranışı falan, yani daha işte diyelim ki öğütecek bir beslenme evet. modeline dönüşmek falan, bunların her biri aslında beynin irileşmesinden daha önce gelişen bir kesinlikle aşama. Evet. O anlamda da hani bunu, yani evet, bizim kafatası morfolojisi, foramen magnumun durumu falan değişiyor ama beynin irileşmesi için biraz daha beklememiz gerekiyor sanırım evrimsel anlamda. O nedenle evet. biz insan çizgisine, homo'nun bir parçasına değil ama onun kökeninde yer alan diğer gruplarla ya da işte ya doğrudan kökeninde yer alan ataların içerisine ya da onların çağdaşlarının arasına yerleştirme eğilimindeyiz. Çok doğru. Zaten hocam demin söylediği örneğin çenenin çiğneme hareketi, bu şempanzede ve gorilde köpek dişleri çok uzun olduğu için, şimdi ben taklidini çıkaracağım, gülmeyin. Çene aşağı yukarı, yani bu şekilde hareket ederken biz çenemizi dişlerimiz, köpek dişlerimiz engellemediği için sağdan soldan bir koyun gibi hareket ettirebiliriz. Yani çiğneme, koyun hani geviş getirirken görmüş olanlar varsa, yatay düzlemde böyle gider gelir çene, güzel güzel öğütür yediği otları. Bu Ardipithecus'la birlikte Australopithecus'lar, Paranthropus'larda köpek dişlerinin küçülmesi, çenenin sağa sola yanlara da hareket ederek çiğneme öğütme hareketini yapabilmesini, bu da aynı zamanda dişlerin, tüberküllerin de diş morfolojisinde değişimlere neden oluyor. Hani başa dönersek, ne yiyorsunuz osunuzdur. Hani aynı zamanda bizim burada da diyetimizde de aslında çenenin hareketinin değişmesi farklılıklar da getiriyor. Ama burada ben şimdi bu konuya geri dönersek nasıl bir şey olabilir? Hocam aslında biraz cevapları verdi. Beyin belli bir dönem aslında çok büyük bir grafiği, büyüme grafiği çok büyük bir atılım göstermiyor. Dik yürüme var.
Ama yüzde değişim var, evet. Çenenin bu hale gelmesi, çene kaslarının da değişimler. Yüzün bizim antropoloji literatüründe prognatizm dediğimiz yüzün öne fırlak oluşu. Değil mi? Yani çenenin ve yüzün böyle yan profilden baktığınızda öne fırlaktır şempanzede veya büyük kuyruksuz maymunlarda. İnsanda yavaş yavaş yüz küçülme, yüze doğru yaklaşıyor. Çene küçüldüğü için, köpek dişleri küçüldüğü için. Örneğin burada şempanzenin kesici dişleri ne kadar öne fırlakken, bu Ardipithecus'ta da bir derece fırlak ama bizde direkt düzdür neredeyse. Bu gibi yüzün morfolojik değişimleri aslında belki sosyal davranışlarımıza etkisi nedir, ne değildir ama mutlaka belki de etkisi oldu. Burada Lovejoy'un tezi şu: dik yürüme, yatırımsal bakım dediği, yani ben senle ilgileniyorum, sana bakıyorum, sen de bana bak, ben de sana bakayım. Birbirimiz arasında böyle bir sosyal alışveriş, değiş tokuş. Yani birbirimize bakma, birbirimize bakım yapma davranışının başlaması. Köpek dişlerinde küçülme, okları takip edersek burada erkek ve dişi arasında azalmış morfolojik farklılıklar, boyut farkları. Yani erkeğin iskelet morfolojisinden tabii bunu biz söylüyoruz. Dişinin iskelet morfolojisiyle hemen hemen aynılaşıyor. Aradaki morfolojik büyüklük oranı, boyut oranı çok değişiyor. Bugün bir gümüş sırt gorille dişi gorili yan yana koyduğunuzda gümüş sırtın ne kadar devasa olduğunu görüyorsunuz. Ama erken insan ataları ve bizlerde bu artık çok düşüyor. Ve boyut Evet, geçen olarak hafta bahsetmiştik. Seksüel dimorfizmin evet, aslında zaman eşeysel iki biçimlilik. Evet. Eşeysel iki biçimlilik. Evet, Türkçesi. Hocam bir şey söylüyor herhalde. Ya ben sadece bu söylediğin hani biraz daha Evet. anlaşılır olabilmesi için şunu şey istedim. Yani aslında hem şempanzelerde hem gorillerde üreme esnasında ve eş seçiminde, seksüel seçmede büyük oranda boyut önemli bir şey. Çünkü sizi işte ne diyelim grubun içerisinde çekecek bazı özellikler lazım. Dişin boyutu da bununla bir bağlantılı. Yani siz hem sağlıklı üremeye uygun ve grup içerisinde işte baskın özelliklerinizi bunlar aracılığıyla gösteriyorsunuz. Ve gümüş sırtın iriliği de kısmen buna yönelik bir seçilme bir parçası. Çünkü çok güçlü bir bedene işte sırtındaki gümüş tüyler olgunluğunu gösteren yapıyla iri bedenle ulaşıyor. Ama Evet. insan aslında Ferhat'ın tam söylediği de bu. İnsana giden hatta aslında bu iri beden değil de başka özellikler, sosyal davranışlar ve kimi bizim tırnak içerisinde insani diyebileceğimiz özellikler diğerlerinden daha çok önem taşıyor. Yani bir kişinin iri olması değil ama size muz getirmesi önemli. Bir kişinin Evet. olması değil ama çocuğa bakabilmesi ya da onun işte vücudunun içerisindeki parazitleri ayıklayabilmesi önemli ya da Evet. dişinin yapabileceğini bir aletle eliyle yapması daha önemli bir avantaj haline dönüşüyor ve seçicilik de oradan buraya doğru dönüşüyor. O nedenle hani hem boyutun cinsiyetler arasındaki boyut farkının azalması, hem köpek dişlerinin küçülmesi, hem yüzün küçülmesi da davranışsal anlamda ve esnek olan davranışlara adaptasyonun daha önemli olduğunu gösteriyor. Evet. Burada bir kutu daha var. Kriptik ovülasyon. Yani özellikle dişilerde, insanda, yani birçok memeli türünde, hatta birçok primat türünde üreme dönemlerinin yılda belirli dönemler olduğunu biliyoruz. Çünkü dişinin yumurtlama dönemi ona göre değişiyor ya da üreme dönemi. İnsan atalarında ise bugün hala devam eden hepimizde insan dişileri kriptik bir yumurtlaması, yani erkeğin haberi olmadığı, yani herhangi biyolojik bir koku yayılmış olmadığı bir döneme giriyor. Bu da sadece sosyal davranışlarla anlaşılabiliyor. Yani iki günümüz insan arasındaki üreme sosyal biyolojik olduğu kadar aynı zamanda sosyal olarak başlayan bir süreç. O yüzden burada da kriptik yumurtlamanın başladığı ileri sürülüyor. Yani bunların hepsini bir araya toplarsak
Yani hem kriptik yumurtlamanın, yani gizli yumurtlama, yani erkeğin haberinin olmadığı dişide meydana gelen yumurtlama süreci ya da üreme döneminin başlaması diyelim. Köpek dişlerinin küçülmesi, kriptik ovülasyonun başlaması, erkek ve dişi arasında azalmış boyut farkı, aynen işte şimdi üzerine basa basa söylediğimiz sosyal davranışların ve hayatta kalmak için sosyal dayanışmanın aslında evrimsel olarak başladığı bir noktayı bize düşündürebilir. Böyle bir zaten tez, hipotez ileri sürüldü. Bu önemli işte. Ardipithecus'ta bu başlıyor. Ardipithecus ramidus'ta. Ya da bu hipotez ileri sürülüyor. Bu da aslında insanı insan yapan dik duruşu ve aynı zamanda bu birçok karakterlerin de ortaya çıkması dik durmanın yanında, dik yürüyüşün yanında. Ve bundan itibaren buradan Ramidus'un başka bir fosili şeyde bulunan Etiyopya'da. Buradan sonra Australopithecus'lara geçiyoruz. Erken insan ataları dediğimiz bu üçlü grup Sahelanthropus, Orrorin ve Ardipithecus geçtikten sonra Australopithecus grubu başlıyor. Bu Australopithecus grubunda ise ilk en eski kronolojik olarak, yani jeolojik yaş olarak en eski olan 4.2 milyon yıl öncesine tarihlendirilen Anamensis fosili. Australopithecus Anamensis ilk olarak Kenya'da bulundu. Kanapoi'de lokalitesinde Anamensis lokalitesi fosili. Ardından Etiyopya'da da bulundu. Hatta Afrika'ya ilk gittiğim yılda farkında olmadan ben de bir köpek dişini buldum. O zaman da şey vardı, Nature'dan, yok, San Francisco Chronicle, Amerika'dan bir gazeteci vardı, yaşlı bir adam, adını unuttum şimdi. Hatta sonra da Rex Dalton da geldi, Nature'ın o zaman haber, bilim haberleri yapan bir gazetecisi. Ben o zaman çok ağır bir GPS taşıyordum. Eski GPS, yani military, askeri bir GPS'ti. Çok ağır bir kasası var. Bir de elinde anten var. Böyle tutuyorsun. O dönem işte Tim White'la çalışıyorduk. Dedi ki sen acemisin dedi. Sen bunu taşı öğren dedi bu arada. Hani fosil bulmayı öğren falan diye. Ben onu taşıyorum elimde. Büyük böyle çok büyük bir anteni var. Bir de boynuma asılı. Boynumdan da böyle çekiyor aşağı doğru o kutu. Elektronik kutu. Hem oradan ben, bir de göstergesi var. Biri fosil bulduğunda ben koşuyorum oraya. Onlara işte GPS değerlerini okuyorum. Koordinatları veriyorum. Enlem boylam koordinatlarını, onlar da yazıyor. Koşmak zorundayım ki herkesten önce ben oraya gideyim, orada bekleyeyim biraz, GPS değerleri en doğru şeyine otursun noktasına. Böyle de elimde antenle geziyorum. Ben böyle koşarken elma iyi hep yere bakmak zorundayım çünkü boynumu çekiyor o şey, ağır olduğu için. Birden önünde gördüm öyle bir fosil koşarken. Aldım, çağırdım tabii o ara Tim White'ı. Ve gazeteci de geldi. O ara gazeteci de olduğu için hepimiz hominin fosili arıyoruz. Yani gazeteci gelmiş falan. Ben de farkında olmadan öyle buluverdim. Buluverince de sonradan da onun Anamensis olduğu Asaisi lokalitesiydi. Yayınlandı da. Anamensis yıl fosili. Kaçtı bu arada? He? Yıl kaçtı? 2003. 2003. 2004 ya da 2003 herhalde o olabilir. Çok eski değilmiş ya. Ben hani şey büyük kutu falan deyince acaba daha mı eski diye düşündüm. Sen o zaman küçüktün daha. Benim sebatim hiçbir şey yetmiyor abi zaten. Anamensis bu ilk Australopithecus türlerinden biri. Doğu Afrika'dan biliniyor sadece. Kenya ve Etiyopya'dan. Ardından tabii İnsan evrimi, yani paleantropolojinin çok önemli, çok bilinen bir Australopithecus türü. Australopithecus afarensis. Afarensis ilk olarak Etiyopya'da Afar bölgesinde Hadar lokalitesinde bulunuyor 1970'li yıllarda. Ardından Kenya'da ve Tanzanya'da da farklı fosilleri bulundu afarensis'e ait. Afarensis tarih olarak erken bulunduğu için 70'li yıllarda
insan evrimi çalışmalarında çok önemli çığırları açmış, çok önemli gelişmeleri kanıtlar sunmuş bir fosil türü. Bir dişiye ait afarensis. Afarensis'in fosilleri dik yürüdüğünü, işte ilk bulunduğu için o dönem beyin büyüklüğünün değil de dik yürümenin ilk evrimlendiğini kanıtladığı bir fosil türü. Australopithecus afarensis. Kod adı Lucy afarensis'in. Lucy de şeyden geliyor. O dönem işte 68 gençliği tabii çok şey ünlü. Beatles'ın bir parçası var. Lucy in the Sky with Diamonds diye. O parçadan gelen bir isim. Onu veriyorlar. Hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı Lucy'ye? Yok, gayet şey ama hani söyleyeceğimiz belki şey hani Ardipithecus Kadabba ya da Ramidus'tan sonra fosilinin en büyük olan kısmının olmasıyla da önemli. Evet. Yani kafatasından işte bacağına kadar %40'ı fosilin sağlam. Evet. En erken kanıtlarını iyi bir şekilde gösteren bir. İlginç bir makale yayınlanmıştı afarensisle ilgili. Hatta Türkiye'de de çalışmış bir paleontolog John Kaplan'ın. Özellikle Orta Miyosen lokalitelerinde ilk hani konuşmanın başında bahsettiğimiz bu 16-17 milyon, 14 milyon, 15 milyon yıllık zaman diliminde Bursa Paşalar lokalitesindeki o Gryphopithecus, Kenyapithecus fosillerini çalışan bir paleontolog. Onun liderlik ettiği bir yazar grubu, araştırmacı grubunun makalesinde afarensisin bir ağaçtan düşerek öldüğünü, onun da fosillerdeki korunmuş olan stres, kemikler üzerinde stres noktalarını ve kırık noktalarını tanımlamışlar. Biraz spekülatif bir makaleydi ama ağaçtan düşüp öldüğünü ve orada fosilleştiğini yani da artık oradan sonra fosilleşme sürecine girdiğini iddia eden bir çalışmaydı. Evet, bir şey önerisi gelmiş. Australopithecus anamensis ve afarensis'in etimolojik kökenlerinden bahsedebilir misiniz diye. Tabii. Afarensis afar Australopithecus'u demek. Australopithecus da güney maymunu anlamına geliyor. O dönem ilk verilen isim o şekilde Australopithecus anlamında. Pithecus maymun demek. Afarensis de hocam Avustralya'da güney. Güney demek, evet. Afarlı anlamına geliyor. Anamensis de afar, şimdi afarcamı test ediyorum şu anda. Ama anamensis Kenya'da bulunduğu için orada isimlendirildi. Afarca değil, Swahili dilinde. O Kenya'da. Swahili'mi zorlayayım biraz. Onu çok bilmiyorum, Swahili dilini. Ama anamensi şey yapabiliriz. Onun da bir etimolojik kökeni var. Anamensis kanapoide bulundu. Sanki köken falan gibi. Köken gibi. Evet, doğru hocam. Ardi de öyle. Ardipithecus da örneğin köken demek ardi. Afarca. Ama anamensis de Swahili dilinde öyle bir şey olması lazım. Şu an bakıyorum ben de bir yandan da sen devam et istersen. Evet, ben de hemen bakma moduna girdim. Ya böyle soru sorulunca hemen şey yapar, cevaplama. Hemen gelmiyor aklımdan. Evet. Biliyordum ben de bunu ama. Evet. Valla şimdi hatırlayamadım ama. Anamensis de aferin. It's name from the Turkana word. Göl anlamına geliyormuş. Göl anlamına geliyormuş. Anam. Ha, göl insanlar. Hani Richard Dickey'nin de kitabı vardı ya. İşte buradan herhalde. Evet. Evet. Evet, işte hatırlayamadık. Ya böyle ezbere şeyleri bazen hatırlayamıyoruz. Hani zor oluyor hatırlamak. Ama afarensis ile anamensis arasında çok önemli benzerlikler var. Afarensis, yani bugün afarensis'e yakın ya 3.7 ile 3.2 milyon yıl arasında bulunmuş olan birçok tür de aslında afarensis'e yakınlığıyla biliniyor. Yani Kenyatropus platyops şeyden bulundu Kenya'da.
Evet, bu fosillerini gösterdik. Bu da Tanzanya'da bulunan Afarensis fosiline ait. Bir de burada Laetoli ayak izleri dediğimiz muhtemelen Afarensis'e ait olduğu düşünülen yine Afarensis'in dik yürüdüğünü kanıtlayan ayak izlerinden biri. Tanzanya'da Laetoli lokalitesinde bulunmuş bir ayak izi. Burada bu ayak izinde baş parmak. Ben halen benim slaytlar görünüyor mu halen? Ben Evet, yoksa ha, evet. tamam. Evet. Baş parmağı ve diğer parmakları, topuk ve ayağın içindeki oyukluk, ayak altı ne diyoruz oraya? Ayağımızın içerisindeki açı. Ayak ayası mı? Bilmiyorum. Evet, ayak. Ayak, eveni ayak ayası açısı. Burada yeni bir terim kazandırdık. Varlığı göründüğü için yani günümüz modern insanın dik yürüyen ayak yapısına çok benzer bir ayak morfolojisi. Bunun peki aferansız ait olduğunu nereden biliyoruz? Afarensis'e ait olduğunu şöyle biliyoruz. Buranın tarihlendirilmesi ve Laetoli'de bulunan diğer fosiller bunun muhtemelen Afarensis tarafından bırakılmış bir iz olduğunu. Evet, bunlar aslında göreceli tarihlendirmeler. Yani civar çevredeki Yok aslında yok, bulunan... göreceli değil. Özellikle Kenya'da, Turkana'da ve Afar bölgesindeki yapılan tarihlendirmelerin çoğu, hatta %90'ı oradaki işte bu Rift Vadisi'nin bir güzelliği. Yılmaz Hoca demin dedi. Tektonik olaylar, volkan patlamaları hemen hemen her tortul kayaç arasında bir volkanik kül, yani volkan külü tabakası var. Bu volkan tozu ve küllerin içerisindeki zirkon ya da birçok mineral de, element de radyometrik, yani kesin tarihlendirme için çok kullanışlı. Yani burada özellikle Rift Vadisi'ndeki İnsan ataları fosillerinin tarihlendirmeleri çok doğru. Yani Aslında ben göreceli derken şöyle bir şeyden bahsediyordum. Örneğin biz burayı tarihlendirdik, bu katmanı tarihlendirdik, ayak izini bulduğumuz katmanı. O evet. tarihlerde de bulunan bölgedeki faunayı biliyoruz, fosilleri biliyoruz. Dolayısıyla Tabii, ayak tabii. izinin aferansisa ait olduğunu o tarihlemeden çıkartıyoruz gibi. Yani göreceli derken aslında böyle bir şeyden bahsetmiştim Bu ben. tüf aslında bir volkan patlıyor. Volkan soğurken onun içerisinden işte bir kadın, bir erkek ve muhtemel bir çocuk yürüyor. Aslında bu Evet. ayak izi değil, bir aileye muhtemelen ayak izi. Evet. Orada işte ceylanlar, Thompson şeyleri falan da var. Gazeller, Onlara evet. ayak izleri de. Ve bu volkanik tüf olduğu için onun yaşlandırması doğrudan biliniyor. Hemen arkasından bir yağmur yağıyor, çabuk sertleşiyor ve içleri şeyle doluyor. Bravo, evet. Bu şekilde ulaşıyor bu Laetoli'deki ayak izi. Doğru. O nedenle şey, o dönemde aslında Homo habilis falan aferensisin bulunduğu zaman yok. Yok, tabii. Böceklerin erken türlerinden birisi. Bunun çağdaş olduğu için de yani büyük olasılıkla aferensisin ayak izleri olmalı diye. Evet, bir de o dönem Afarensis Etiyopya'dan Tanzanya'ya kadar geniş, yani görece bir geniş dağılıma sahip o dönem koşullarında, biyocoğrafik dağılıma. Evet, bir de hocanın dediği gibi kronolojik olarak da aynı döneme rast gelmiş olması onun aferensi olduğunu düşündürüyor. Onun ardından çok önemli bir fosil var. İnsan evrimi çalışmaları tarihinde Africanus, Australopithecus Africanus. Bu da Güney Afrika'dan bulunmuş bir fosil. Africanus'un çok ünlü olmasının nedeni 1920'li yıllarda keşfedilmiş olması. Yani insan evrimi çalışmalarında Neandertallerden sonra ilk, yani Avrupa'da Neandertal fosilleri herhalde 18. yüzyıl sonların 18 1800 yılların sonlarında bulunurken, Afrika'da bulunan ilk insan atası fosili herhalde literatürde bilinen Africanus. Sa ait bu çocuğun kafatası burada gördüğünüz gibi. Bunu Raymond Dart, Robert Broom diye iki Güney Afrika'da çalışan bilim insanı tanımlıyor bu Africanus fosilini. Önce hatta yayınını yapmaya çalışıyorlar Avrupa bilim dergilerinde. O dönemin antropologlarından, otorite antropologlarının çoğundan negatif eleştiriler alıyor. Bu eleştirileri, yani çünkü
o dönem büyük bir beyaz egemenliği var. Hani bu ırk tartışmaları da aslında bir şekilde ona dokunan bir şey. Çünkü insanın Afrikalı bir atası, Afrika'dan çıkamaz insan atası diye düşünüyorlar. Olsa olsa Avrupalıdır diye. Hatta Piltdown sahtekarlığı falan İngiltere'de diye böyle bir genel kanı var. Tabii bütün antropologlar böyle düşünmüyor. Aslında şeye gelen antropologların Afrikanus'a yaptığı eleştirilerin en önemli kısmını bir çocuk bireye ait olması ve morfolojik olarak yetişkinliğe doğru bu morfolojik karakterlerin yanıltıcı olabileceği kaygısıyla aslında biraz negatif eleştiriler alıyor ama daha sonra Robert Bloom ve Raymond Dart'ın çalışmaları, hatta oraya katılan bir ünlü şey daha vardı. Antropolog, o dönemin ileri gelen antropologlarından biri. Onun da çalışmalarıyla bu kabul görüyor, bu morfolojik tanımlama. Ve bu, daha sonra gelen bu fosil buluntularda bunu destekliyor. Afrikanus da güneyde bulunmuş, Güney Afrika'da ve yaklaşık olarak 2,5 milyon yıl ile 3 milyon yıl arasında yer alan bir tür. Bunun da insan atalarının o dönem Güney Afrika'ya kadar, Doğu Afrika'dan Güney Afrika'ya kadar yayıldığını gösteriyor. Ama ilk insan ataları, dik yürüyen insan ataları fosilleri Çat ve Doğu Afrika eksenli. Yani coğrafik olarak çoğunlukla Doğu Afrika'da bulunurken. Hatta şeyi söyleyebiliriz. Hatta bir tartışma var. İşte Afrika yavaş yavaş insanın kökenini de önemli bir oynadığı anlaşılınca işte bu neresi olmalı? Doğu Afrika mı, Güney Afrika mı? İşte Australopithecus Africanus'un önce Güney Afrika'da bulunması insanları Güney Afrika'ya doğru yönlendiriyor. Evet. Evet. Daha sonra aslında bakılıyor ki Güney Afrika'nın değil de orada çünkü Evet. kaba yapılı Australopithecus dedikleri Evet. Boise'nin daha fazla bulunması falan. Evet. Bu tartışmaları biraz sekteye Hı uğratıyor. hı. Doğu Afrika aslında insanın beşiği olarak daha önemli bir yer tutuyor. Belki bunda bir anekdot olarak. Doğru. Evet hocam. Şimdi buradan Afrikanus'tan kafatası tank çocuğuna ait tekrar göstermek gerekirse önemli bir Australopithecus türü de Afrika'da Afar bölgesinde bulunmuş Garhi Australopithecus Garhi türü. Garhi Afarca sürpriz demek diye hatırlıyorum. Gene etimoloji sorulursa diye önceden cevap verelim ama yanılmıyorsam sürpriz olması lazım. Sürpriz Australopithecus anlamına geliyor. Bunun önemi görüyorsunuz burada ona ait bulunmuş çene var. Üst çene ve dişler ve kafatasının parçaları, bulunmuş parçaları Etiyopya'da Afar'da Buri lokalitesinde bulundu. Bu fosille birlikte aynı jeolojik stratigrafik tabakada bu fosile yakın taş aletler ve taş aletlerle kesik izleri olan çeşitli otçul kemikleri, fosilleri bulundu. Burada kesik izleri var. Örneğin şurada, şurada, şurada. Bunların taş aletle yapılmış olabileceği, şöyle daha iyi bir slide var burada. Antilop kemiğinde kesik izleri şurada görüyorsunuz. Şurada da kırık vurularak yapılmış kırık izleri var. Belki şurada da büyük bir kırık izi var. Hani. Belki bu türün taş alet kullanıp kemik kırmaya çalıştı ya da bunun kullandığı ileri sürülüyor ama tabii direkt bir bağ olmadığı için yani fosillerle aynı tabakada bulunuyor ama bu dönem çok önemli çünkü yaklaşık 2,6 milyon yıl öncesine tarihlendi Garhi. Aynı dönemde ilk Homo türlerinin ortaya çıktığı bir dönem Homo habilis. O yüzden belki bunları Homo habilis'in de yapmış olmuş olabileceği Australopithecus Garhi'nin değil de belki bunu bir Homo habilis türü yapmıştı da bir açıklama.
6-7 yıl öncesine kadar hatta aslında direkt bunlar için mi deniyordu bilmiyorum ama ilk alet kullanan insan türü Homo habilis olarak biliniyordu. Daha sonra Evet. aslında bunların bulunmasıyla Australopithecus garhi olabileceği konuşulmaya başlandı değil mi? Yani Evet ama şimdi 3 milyona kadar iniyor, 3 buçuğa kadar. Evet, 3 buçuğa kadar çekiyorlar şu an. Doğru. Evet. Evet. Hatta Kenya'da tanışmıştım ben onunla. Buraya bir konuşma yapmaya gelmişti bir kadın paleantropolog. Kenya'da, Turkana'da çok eski taş aletler bulmuştu 3 milyon yıl öncesine ait. Bunların Australopithecus ya da bunların kullanmış olabileceğini iddia edilmişti ama yani çok muhtemelen kullandılar. Çünkü günümüz şempanzeleri de hani alet kullanıyor. Alet biçimlendirmiyor. Mevcut bir aleti alıp uygun bir aleti uygun bir amaca göre kullanabiliyor. Araya gireceğim ama Ferhat, Garhi'deki aynı zamanda bu hani Bauri'deki bulunan evet. antilop kemiğinin kesiklerinin dışında onun yakınındaki bir alanda aynı seviyede taş aletlerin de ele geçmesi önemli değil mi? Yani önemli. Önemli. Evet. İzleri gösteriyordu basit bir şekilde. Evet. Yani, gibi. Hani bizim yontuk çakıllı kültürü gibi. Evet. O anlamda hani hem hayvan kesilmiş hayvan kemikleri hem de aynı tabakada başka bir lokalitede, başka bir buluntu merkezinde taş aletlerin bulunması aslında hani bunun insanlar tarafından ya da insansılar tarafından üretilmiş ve biçimlendirilmiş aletler olabileceği ve avlanmada olmasa bile hayvan kemiklerini işte parçalamada kullanmış olabileceği fikri ağır basıyor gibiydi. Hani o taş aletleri sokuşturmak istedim aynı zamanda. Ben bana sorarsanız hani ben Boğru'ya da gittim, oralarda çalıştık. Çok yakın noktalar birbirine, taş aletin bulunduğuyla Garhi'nin bulunduğu lokalite. Ben Australopithecus'ların bizim düşündüğümüzden daha yetenekli, daha çünkü Australopithecus'lar yaklaşık 4.4 milyon yıldan 1.2 milyon yıla kadar böyle Australopithecus çeşitliliğini düşünürsek hayatta kalmış türler. Bence insan evriminde çok başarılı bir soy. O yüzden bunlar bu başarılarını sadece tek bir şeylere borçlu olmalılar. Bu da bence sosyal davranışları, yani sosyal davranışlar ilerilikleri ya da o döneme ait yetenekleri bence önemli. Kaldı ki hani demin onu söylemeye çalışıyordum. Hani şempanzeler belli araçları belli amaca göre kullanırken Australopithecus'ların tabii ki bu Robustus ve Boisei için geçerli olmayabilir ama onlar daha farklı bir ekolojik nişe, ekolojik davranışa özelleşmiş türler. Ama bir Garhi, bir Afarensis bunlar çok aslında başarılı ve buluntularda onların daha farklı bir etki alanına sahip olduğunu gösteriyor ya da yüksek davranış biçimine. Ve bu dönemde aynı zamanda Homo habilis'in yani 2.5 ile 3 milyon yıl arası hatta Homo habilis'in de bir Australopithecus olup olmayacağı da hani bu tartışmalara girmeyeceğiz belki ama o da tartışmalıyken bence Australopithecus'lar bizim düşündüğümüzden daha kompleks sosyal davranışlara sahipti. Taş alet evet o döneme ait çok sofistike taş aletler yok. Old Oman dediğimiz sadece çok az biçimlendirilmiş kaba taş aletler var. Old Oman kültürü diye bilinen. Ama bu da onların zaten belki yeterliydi onların ihtiyaçları için o dönemde. Bilmiyorum hani eklemek istediğiniz bir şey var mı? Gayet güzel. Burada aslında bundan sonra çok ilginç, işte demin bahsettiğim hocanın da söylediği insan evriminin soy ağacında çok özelleşmiş Australopithecus'lardan daha kaba yapılı. Çoğunlukla Güney Afrika'da ve Kenya'da bilinen farklı insan evriminin inekleri deniyor aslında. Niye? Çünkü şeyleri
kafa ve çene diş morfolojileri çok sert otlarla beslenmeye özelleşmiş, uyum sağlamış türler. Burada örneğin bir Africanus kafatasını görürken önden, üstten, arkadan ve yandan hemen sağında bir Robustus, Paranthropus veya Australopithecus Robustus, iki cins ismi de kullanılıyor, türünü görüyoruz. Robustus'un çok güçlü bir alt çeneye, çok güçlü kafatası ve yanak kemikleri kaslarına sahip olduğunu görüyoruz. O da çok güçlü çene kasları, çok güçlü çiğneme, çok büyük dişlere sahip. Ben çok şaşırmıştım bu Robustus'un çenesini gördüğümde, dişlerini. İnanılmaz yani, benim bir azı dişimin 3 katı büyüklüğünde azı dişleri var. Ve üzerindeki tüberküller de daha irice, yani daha güçlü. Daha çiğnemeye, sert besinleri beslemeye adapte olmuş. Böyle bir dal, bu bir çıkmaz sokak insan evriminde. Yaklaşık olarak 1,5 milyon, 1,2 ile 2 milyon yıl arasında yaşıyorlar. Çoğunlukla Güney Afrika'da, bazı fosilleri de Kenya'da, Doğu Afrika'da biliniyor. Bir yayılıma sahip Güney Afrika ve Doğu Afrika arasında coğrafik olarak. Ama 1,2 milyon yıldan itibaren yok oluyorlar. Daha sonraki tarihlerde fosilleri bulunmuyor. Bu Australopithecus robustus Chrome Dry lokalitesinde bulunmuş. Bu da yine diğer bir Güney Afrika lokalitesinde bulunmuş robustus türü, Swartkrans'ta. Aslında buradan sonra yavaş yavaş Homo cinsi. Bunlar Australopithecus'ların artık sonu, Africanus ve Robustus'la birlikte. Ama tabii yeni, ben burada bahsetmedim ama tabii Güney Afrika'da şimdi çok sosyal popülaritesi de sosyal medyada yüksek olan Lee Berger ve onun çalışmaları var. Tabii ki Clark, ne Clark'tı? Ron Clark, yıllardır Güney Afrika'da çalışan ve Littlefoot, küçük ayak adıyla bildiğimiz fosili de yayınlayan bir Africanus türü, Australopithecus Africanus türünü keşfetti. Uzun yıllar boyunca çalıştı, onu temizledi. Çünkü Güney Afrika çoğunlukla karstik bir arazi olduğu için, çoğunlukla mağaralardan oluşan bir jeomorfolojik sisteme sahip. Orada bulunan fosiller de çoğunlukla karstik tortuğuların içerisinde ve temizlemesi çok zor. O yüzden Ron Clark uzun yıllar boyunca o fosilleri temizlemekle uğraştı. Yayını o yüzden çok uzun süre sonra yaptı. Hatta Lee Berger'la bu yüzden çok atıştılar. Lee Berger bulduğunu hemen yayınlıyordu. Önce Facebook'ta, sonra Twitter'da, ardından bilimsel dergilerde yayınlama şeyi var. Bu çok tartışmalı. Hani bilimin popülerleşmesiyle bilimin üretilmesi arasında bir şey var. Hani sosyal medya bilimiyle, bilmiyorum. Çok eleştiriliyor Lee Berger o yüzden bu paleantropoloji. Ama yaptığı da ilginç bir şey var. O bunu kamusal alana taşıdığını inanıyor. Hani sosyal medyayı taşımakla bilimi kamusallaştırdığını düşünüyor ama bu bir kamusallaştırma mı bilmiyorum. Çünkü sosyal medyada yayılan bir bilgi, örneğin Australopithecus sediba, Homo'nun atası dediniz mi, bu sosyal medyada bu bilgi yayıldı mı, hadi bakalım bunu geldi değiştirin. Yani dipsiz kuyuya bir taş atıldı, hadi bunu kim çıkaracak? İnanılmaz bir şey, bunu çok işte bu yüzden eleştiriyor. Yani sosyal medyada bilgi kirliliğinin, yani bir yeni bulunmuş bir fosil türün biyolojik ve taksonomik yeri, sosyal davranışları, yani diğer kanıtlayan bilgiler daha tam yerine tartışılmadan, bir paradigma oluşmadan bilginin yayılması, hani sınanmamış bir bilginin yayılması, aynı zamanda değiştirmek, yani kamunun ya da halkın bilincinde değiştirmek çok zor daha sonra da. Aslında o sayede, ama Lee Berger ve John Hawkes da aynı zamanda birlikte çalışıyorlardı. O sayede çok ciddi bir hem popülarite kazandılar. John Hawkes zaten popülerdi, evet, ama evet. Hem de çok ciddi destekler aldılar. Yani hatta bir tabii ara ki. Zaten mesele o. Evet. Star mağarası da canlı yayında kazıyorlardı. National Geographic'in canlı yayında kazıyorlardı Star mağarası. Uzun yıllar. Hocam bir şey mi söyleyecektiniz İlmaz Hocam? Hayır hayır. Ben de o popüler şeyleri ben de kısmen bir tarafta, evet, faydalı bir şey. Mesela popülaritesinin bir tarafı, hani kafatasının işte şeylerini taradılar. İşte her, evet,
var. Kimisi hesabı print ediyor. Ondan sonra işte bilgiye ulaşmak ve onu kullanmak konusunda daha özgürce davrandılar. Yani bu anlamda open access herkesin verebileceği bir bilgi şey yaptı. Ama öbür taraftan da mesela ben ilk bulduğumda işte fosile koydukları 1 milyon küsür yaşı evet. Yine tanımladıkları ölü gömme geleneklerinin olduğuna yönelik hala öyle olduğunu düşünüyor fikirler. Evet. Ama daha çok da mesela mezar oradaki alanın iskeletlerin kazılmasını çok nasıl diyelim hem spekülatif olumsuz olduğunu düşünüyorum. Yani evet. Benim düşüncemde bir taraftan olumlu tarafı var ama öbür taraftan da kötü yanları da var. Evet. Zaten Facebook'ta o Rising Star mağarasını kazmaya başladığında mağara astronotları diye bir pozisyon açtı. Alacağım diye ve kıstasları şuydu. Hani mağaracılık deneyimi olan aynı zamanda da küçük göğüsleri ve küçük şeyi döşü olan yani girebilecek oraya yani minyon yapılı küçük döşlü. Çok ciddi tartışılmıştı o dönemde. Tabii ya yani böyle arıyoruz diye. Evet. Yani daracık mağaralara, daracık alanlardan girilmesi gerekiyordu. Evet. Onu arıyorlardı ama gerçekten ilan şeydi. Küçük göğüslü kadın arıyoruz. İlanıydı çok ciddi. Böyle bir kadın arıyoruz. Australopithecus evet. Sedi bayağı model olabilir. Yani o girdiyse o da giriyor. O da girmiştir falan diye. Bu arada takriben bir 10 dakikamızın kaldığını hatırlatmış tamam. Oldum. Devam edebiliriz. Yani şu an biraz da uzatabiliriz. Tamam. Aslında biz yani gelecek hafta hocam değişeceğiniz konuya homo cinsine kadar geldik aslında. Evet. Burada belki biraz homo habilis'in konuşabiliriz. Homo habilis çok tartışmalı bir tür aslında. Homo cinsini yani bizim de içerisinde olduğumuz taksonomik cins grubunun ilk üyesi homo habilis. Ama aynı zamanda Australopithecus'larında en modern, en türemiş son üyesi de olabilir diye bir tartışma var. Burada homo cinsini karakterize eden evrimsel karakterler nedir sorusu aslında önemli. Yani bizim grubumuzu Australopithecus'lardan ayıran, benzersiz kılan karakterler nelerdir sorusu homo cinsini belirleyen bir soru. Homo habilis'in de yerini belirleyen. Ama homo habilis'in örneğin bazı türleri özellikle yüz kafatası fosillerinde son işte gahi gibi ya da bazı Australopithecus türleriyle çok benzeyen özelliklere sahip. O yüzden biraz taksonomik yerini tartışmalı hale getiriyor. Ama taş alet kullanmış olması, yani sofistike bir davranış göstermesi, aynı zamanda beyin kapasitesinde büyüme, daha yetenekli dik yürüme işte sahip olması, yüzün daha da küçülmesi ve yassılaşması geriye doğru, hani bizim sahip olduğumuz, özellikle tabii bir de konuşma işte Homo habilis'te ortaya çıkan Homo habilis'in kafatası fosillerinin iç kopyası endokranial dediğimiz o iç kopyasında beynin morfolojisini gösteriyor. Kafatasın içerisinin hem üç boyutlu taramalar hem de çeşitli analizlerle onu görebiliyor ve bizim bugün konuşma yeteneğimize sahip olmamız beynimizdeki neydi? Vernical bölgesi miydi? Onun Homo habilis'te var olduğunu ile sürüldü. Homo habilis'in de o yüzden Australopithecus'lardan daha çok Homo erectus'a yakın olabileceği ileri sürüldü. O yüzden Homo habilis hani Australopithecus habilis değil. Genel kanı bu şekilde. Eklemek istediğiniz bir şey var mı sizlerin? Yok belki önümüzdeki hafta biz internet bağlantısında bir sıkıntı yaşamasak dikkat ederseniz ben görüntüyü kapatıyorum. Kapatmamın bir nedeni görüntüyü açtığımda ben görüntü akım evet. Problem oluyor. Ben bir köyde yaşıyorum. Onun bir sıkıntısı var maalesef ama çok primitif koşullarda yaşıyorsunuz hocam.
evrim tersine döndü galiba. Özellikle de şey, COVID-19 çıktıktan sonra internete çok ciddi bir yüklenme var ve herkes doğal olarak bu iletişim araçlarını tercih ediyor. Hem eğitimde hem de evet. Ve bu maalesef bir ciddi problem. Ama önümüzdeki hafta biz Avustralopitek'lerden hemen sonra Homo habilis'le işte başlayıp belki şeye kadar, yani Homo sapiens ve çağdaşlarına kadar tekrar ele alıp işte bu insanlaşma süreci nasıl gelişti biraz, ya da biz neye insan diyoruz, ne için bunların arasında şey var, bir canlıya insan diyebilmek için hangi özelliklere sahip olması gerekiyor gibi konuları onun evrimsel dallanması açısından da tartışacağız. İşte bu arada da bir arkadaşımız bu şeye dahil olacak. Eylem Özdoğan, İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeoloji bölümünden. Onunla birlikte konuşacağız. Sanırım ana hatlarıyla bu ilkin insansıları bitirmiş olduk. Evet. Hatta bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Çok akıcı, güzel bir sunum hazırlamış. Çok sağ olsun. Biraz da misal, yani izleyicilerimize soru sormak için bir zaman bırakmamız faydalı olur. Çünkü yaklaşık 2 saattir konuşuyoruz. Evet. Yani şu an sorular geldi. Yani sorular bana iletildi. Ben çok hızlı bir şekilde soru, yani zaten şöyle bir durum var. En başta da dediğim gibi sorular genellikle ya konuyla bağlantısız ya gelecek haftaların konusu olarak geliyor. O yüzden bazı soruları sormuyorum bilerek. Yani çünkü konumuzun çok dışında kalıyor. Konuyu da dağıtmamak için sormuyorum. Aralarda bazılarını gerekli yerlerde sordum ama birkaç sorumuz daha var. Onları da hızlıca dilerseniz cevaplayabiliriz. Tamam. Şimdi, pardon hocam, bir şey mi demiştiniz? İyi olur, iyi olur, güzel olur. Tamamdır. Cinselliğin evrim sürecinde nasıl geliştiğinden biraz bahsedebilir misiniz diyor. Belki sen Ferhat arada şeyden bahsettin, evet, ya. Ardiptekus'tan. Evet, hı-hı, evet. İstersen ona dair bir şeyler söyleyebilirsin. Örneğin erkeklerin geniş kalçalı ve büyük veya büyük göğüslü kadınlardan etkilenmelerinin evrimsel sebebi nedir? Ama burası birazcık daha evrimsel psikolojiye giriyor tabii. Çok şey, hani, ama sen bahsetmek istediğin bir kısmı var. Bunlar çoğunlukla modern insanın problemleri arkadaşlar. Şeyde atalarımızda böyle bir şey, geniş kalçalı, dar kalçalı olayı yoktu. Onlar oraya oralara, yani seks ya şey, aslında bu belki farklı bir tartışma da. Özellikle yani günümüz popüler kültürü son ne diyelim, bu endüstri devriminden beri ya da kadının bu anlamda kadın bedeninin bu şekilde metalaştırılması, insan evrimini de böyle Hollywoodvari bir okumaya götürdü. Yani son zaten 18. yüzyıl, 19. yüzyıl başları bütün antropologların çoğu erkek. Erkek egemende bir dil var. Man the hunter, man the provider, man, yani avcı erkek, avcı sağlayıcı erkek, erkek. Geçenlerde çok güzel bir şey çıkmıştı Güney Amerika'dan, değil mi? Avcı kadın bilgisi. Şimdi kadın, insan evriminde kadının rolü çok önemli. Ve insan evriminde seks, cinsel algılar kesinlikle ben günümüzdeki gibi olduğunu inanmıyorum. Çünkü günümüzdeki algılar çok patolojik. O yüzden bu şekilde, hani bu günümüzdeki algılarla, günümüzdeki yaklaşımla geçmişe yönelik bir okuma yapmak hiç doğru değil diye düşünüyorum. Ama anakronik bir yaklaşım zaten yani. Şeyi de bu üst paleolitik dönemdeki işte ana tanrısı. Ha evet, Kibele falan, o tamam, şimdi oldu. Himbutas'ın işte biraz feminist bir, yani İnsan evrimini tanımlarken işte ana erkil bir soydan ata erkil bir, evet, şeye dönüşümünün devşirilmesinin bir parçası gibi de düşünülüp algılanıyor. Ama aslında hani her şeyi bir kenara bırakacak olursak gerçekten insan bedeninin işte doğurganlığı, işte steril topik beden yapısı, işte
estetik algılayışı her topluma değişiyor. Günümüzde işte şeyin kapitalizm ve emperyalizm sanırım bunun insanın standart düşünce tarzına doğru yöneltiyor. Yani sıfır beden kadın tipi şu anda bütün dünyada ön plana çıkıyor. Neden? Çünkü işte mankenler, onların giydikleri kıyafetler, onların hazırladıklarının ona doğru dönüşmesiyle bir parça şekilleniyor. Ve bu bilgi o kadar yaygınlaşıyor ki bütün dünya artık sadece o sıfır beden kadına dönüşmeye çalışıyor. Ama mesela bir miktar yağ miktarının fazla olması aslında anne olacak kadın için bir yatırım aracı. Yani çünkü kıtlıkla, açlıkla yüz yüze kaldığı oradaki hani bir dirhem et bir tabii. Şey örter hesabı. Evet. Faydası olan ve evrimsel anlamda seçilmiş bir durumun şeyleri. Bu evet. Anlamda gerçekten bunlar tartışmak ya da konuşmak çok hani hem zor hem de çok da mantıklı hı-hı gibi geliyor. Hı-hı. Peki o zaman devam ediyorum. Ferhat Hoca'dan yayın sonunda türkü isteriz bağlamızı eşliğinde diye bir şey gelmiş. Tabii ben biliyorum yani. Olur demişler. Olur bir de saz çalalım. Bir gün öyle bir yayın yapalım. Öyle özel bir yayın yaparız bir gün. Şöyle bir soru gelmiş. Hocam bir fosil lokalitesine nasıl karar veriliyor? Her zaman tesadüfen mi bulundu? Şimdi aslında bu bence ben hazırlamıştım bu Afrika'daki bizim çalışmalarımızda videolar şeyler. Ama bugünün konuşmanın konusu farklı olduğu için onu ayrı bir program yapalım. Bir fosil lokalitesi nasıl keşfedilir? Fosiller nasıl bulunur? Benim çektiğim canlı işte o dönem o anın videoları, fotoğrafları. Öyle bir program yapalım. Onu da öyle uygun bir zamanda. Harika. O zaman şey izleyelim ya. Video izleyelim, belgesel evet izler gibi. Arada konuşalım. Tamam. Bence bunu yapalım. Tamam. Sözümüzü almış olduk. Tamam. Şunu sormuştum. Pardon, bir yandan bakıyorum da sorduklarıma. Şöyle bir şey söylenmiş, katkı olarak değerlendirilebilir. Bel ağrılarının nedeninin dik yürümeye bağlı olduğunu iddia eden evrimci ortopedistler var diye bir katkı gelmiş. Bir şey demek istiyorum. Evet. Yılmaz Hocam. Vallahi yani belki şöyle söylemek lazım bu konuda. Tabii bizim dört elli hareket sistemi milyonlarca yıldır bir adaptasyonun bir ürünü. İnsan evrimindeki dik yürüme son 8 milyon yıllık bir evrimsel adaptasyonun bir ürünü. Ama aslında biz belki de gerçek anlamda bugünkü modern anlamdaki yürümeye, yani dik yürümeye neredeyse işte 1-1,5 milyon yıl önce morfolojik olarak adapte olmuş durumdayız. Tabii bu beden yapısı evet buna uygun ama 10 bin yıldır da hani yürümeye ve diğer şeylere uygun aslında morfolojik yapı. Ama tarıma geçişle beraber aslında bele yüklenen yük daha fazla artıyor. Evet. Ve insan ömrü son diyelim ki işte son 1000 yıl içerisinde aşırı uzamaya başlıyor. Yani insan popülasyonlarının neredeyse %70'i işte Neolitik dönemde 30 yaşından önce hayatını kaybediyordu. Burada tabii bir bel ağrısı ya da işte belden kaynaklanan sıkıntılar o kadar önemli ya da şey olmuyordu. Fakat ömür uzunluğu artınca artı tarımın getirdiği olumsuzluklarla birleşince eklem hastalıkları çok ciddi bir sorun haline dönüşüyor. Bunların ne seksüel seçilimde ne de üreme sonrası ortaya çıkan davranışlarında genetik bir arka planı olmadığı için çok ciddi bir şey yapıyoruz. Bu da hala aslında bunlara iyi bir şekilde adapte olamadığımızı gösteriyor gibi. Yani benim hani kabaca yorum bundan. Yani aslında bizim biyokültürel özelliklerimizle morfolojik özelliklerimiz demografiyle de birleştirildiğinde hala çok uyumlu bir halde değiller. Evet. Ya tabii
Omurgamızın bu S şeklindeki yapısı sürekli dik durmak ve belki de vücudun taşıyamayacağı kadar kiloya sahip olmak bazen yani o ağırlığı merkezini zorlayacak çoğunlukla şeyde düşündürüyor. Hani insanlarda daha bu o dik duruşun omurganın daha tam anlamıyla bir de şöyle bir şey mi var? Tam evrimleşmiş olma diye bir durum mu söz konusu? Öyle bir şey yok. Bir ikincisi de hani fazla ayakta durduk, ağrıyoruz. Ha, burası daha tam evrimleşmemiş. Sorun var burada. Hani daha gelişmesi lazım. Biraz daha evrimleşsin falan. Berat, sorun orada şuradan geliyor. Mesela atın işte ayak dört ayaklı uyuyabilmesi, işte yatmadan uzun süre evet. Adaptasyonu falan. Bu dört elliliğe tabii evrimsel adaptasyon çok daha uzun soluklu. Şey. Evet. İnsandaki de bir şey, hani evrimin tabii ki bir durma noktası falan yok ama yani evrim sürekli devingen olan ve sürekli devam eden bir durum. Ama buradaki temel problem şu. Diğer memelilerde bazen eklem hastalığına sahip de insan topluluklarının %70'i 50 yaşından sonra hastalığa sahip. Bu eklem hastalığını. Bunu ortaya çıkartan asıl şey aslında fiziksel aktiviteyle böyle yüklenen yükle ya da sadece bele değil de omurganın bütününe yüklenen yükle onların hastalanması arasında bir dengesizliğin olduğu ve bu dengesizliğinde gerçekten adaptasyonla çok ciddi bir ilişkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Yani diş çürüklüğünün ortaya çıkması gibi bir şey tarımda. Evet. Yani tarım olmasaydı, yani karbonhidrat tüketemeseydik, bizim meyve ve sebze yemek için dişlerimiz uygundu. Omnivor beslemek, et ve diğer şeyleri. Ama tarımla beraber dişçiye ihtiyaç duymaya başladık. Yani buradan şey diyebilir miyiz hocam? Yaşam biçimi, yaşam ekonomisi birçok şeyi etkiliyor. Üretim biçimi. Hem sosyal ilişkilerimizi, hem eğer çok stres oluyorsa örneğin tarım ekonomisi gibi ağır işler insanın patoloji, yani vücut iskelet yapısını ve hastalıklarını da etkiliyor. Siz bulduğunuz birçok arkeolojik alandan gelen iskeletlerde bu şekilde stresler, patolojiler görüyorsunuz. Evet, hayvanlarda bu kadar hastalık, yani böyle kronik seyreden hastalıklar, bu kadar yoğun hastalığın olduğu bir durum söz konusu değil. Çünkü evet. Onlar bu tür bir problemle yüz yüze kaldıklarında hayatta kalma şanslarını kısmen yitiriyorlar. Ama insan öyle biliyor. İnsan yarattığı kültürle bir taraftan bunların üstesinden gelirken, yani işte ne bileyim grup için dayanışma, işte çocukların bakımı, işte yaşlılara düşen görev falan. Evet. Ama hayvanlarda yaşlılık döngüsünü düşünün. Menopoz sonrası, yani dişinin menopoza girdikten sonra 1-2 yıl. En uzun yaşayan bir şempanze. Ama üreme döngüsü bittikten sonra en fazla 1 ya da 2 yıl sürüyor yaşlılık döngüsü. Evet. Ya şey, at örneğini verdiniz. At çok hızlı koşabilen bir canlı. Tek toynaklı olduğu için, uzun ince bacakları olduğu için ve böyle bir evrimsel süreci var. Ama at da çok koşunca o da yoruluyor. Henüz yani bu yorulma olayı çok çok ayakta durursan, uygunsuz bir yerde oturursan eklemlerin, kemiklerin yoruluyor. Yani bunun sonu yok gibi bir durum. Doğru, ama işte mesela kaç tane atın sahip olduğu bu özellikten dolayı eklem hastalığı gerçekleşiyor ve hayatta kalabiliyor. Evet, yok öyle ya. At... En önemli şey burada insan kültürüyle aslında bu... evrimsel adaptasyonun biraz kültürel adaptasyona dönüşüyor. Böyle bir şey. Doğru. Yani bunu söylemek istedim. Peki, o zaman çok hızlıca diğer soruları da soruyorum. Kriptik ovülasyondan bahsettik. Kriptik ovülasyon, iki kere üst üste söyleyemiyorum. Başladığını nasıl anlıyoruz? Kriptik ovülasyonun başladığını nasıl anlıyoruz? Bir erkek olarak ben bilmiyorum. Espri yaptım. Onu siz bilirsiniz. Yani. Kadın olarak anlatmak isterdim ama yani Afrika'da nasıl başladığını hiç bilmiyorum. Ben espri yaptım. Şöyle, aslında orada kriptik ovülasyon küçülen köpek dişleri
üzerinden çıkmış sosyal davranışlarda bir şeydi, yorumdu. Bugün günümüz insanında dişilerde, kadınlarda kriptik ovülasyon olduğu için ve Ardipithecus ramidus'un da bizim iskelet morfolojimize çok benzer morfolojik kazanım, evrimsel değişimler görüldüğü için kriptik ovülasyonun o dönemde başlamış olmuş ya da orada görülüyor olabileceğiydi. Yoksa iskeletler üzerinde böyle bir şey görmek mümkün değil. Çünkü iskelet üzerinde, fosil üzerinde kalan bir karakter değil yani. Evet, bunu zaten iskeletten anlamışsınızı. Evet. Peki, Mustafa Yıldırım sormuş, yaşam alanlarının o dönemki coğrafi yapısıyla beslenme şekilleri ve kaynakları hakkında neler söyleyebiliriz? Değişimlere katkıları neler olmuştur? Cevabı ne kadar uzun bilemiyorum ama kısaca cevap alabilir miyim? Bayağı uzun bir cevap muhtemelen. Yani aslında genel olarak bahsettiğimiz şeylerin büyük bir kısmını da kapsıyor. Tabii şöyle aslında, hocam siz mi başlayacaktınız? Yok yok, Ferhat aslında bunu birkaç kez yanıtladın sen. Hani ne yersin diye. Çünkü ekolojik ortam, yani beslenme modeli, insan ve diğer canlıların morfolojisini en çok belirleyen ögelerden birisi. Çünkü aslında o belirleyen öge derken, aslında o ekolojik ortam ve o beslenme modeli insan morfolojisini ya da canlı morfolojisini etkiliyor ya da belirliyor. İşte şeylerle, hani kaba yapılı Australopithecus'lar ya da Paranthropus'la Africanus ve diğer işte Australopithecus'ların arasındaki morfolojik farklılıklar da büyük oranda beslenme modelinin birisinin daha sert, iri taneli kaba besinlere yönelmesi, ötekinin ise daha omnivor beslenmeye yönelmesiyle farklılaştığı düşünülüyor. Çünkü sert besin eşittir güçlü çeneler, iri dişler, onun bağlanacağı güçlü bir kafatası, onun tepesinde de bir ibik şeklinde uzanan bir çeneyi beraberinde getiriyor. Demek ki aslında bunlar birbirleriyle güçlü bir bağı var ve Ferhat da bunu sağ olsun çok güzel tanımladı. Evet. Yani benim hani... Bence de yani coğrafik alan orada sizin beslenmeniz veya oradaki ekolojik davranışlar için mevcut olan bir durumu belirlerken ekolojik ve coğrafik alan bunlarla sizin olan biyotik yani biyolojik etkileşiminiz davranışlarınızda sizin mevcut karakterleriniz, evrimsel karakterinizle olan ilişkisine bağlı. Eğer dişleriniz hocanın dediği gibi dişleriniz oradaki bir besini tüketmeye elverişliyse tüketiyorsunuz. Yoksa başka bir besin portfolyosuna yöneliyorsunuz. Yani evet. Ya da yok oluyorsunuz. Son iki sorumuz kaldı. Bir tanesi bu bahsedilen fosillerin sahibi olan Australopithecus'ların yürüme hızları ve yer değiştirmediklerine dair bilgi var mı? Yani kesinlikle yer değiştirme, biz bu fosilleri farklı, hani Afrensis'in fosilini Etiyopya'da buluyoruz, Kenya'da buluyoruz, Tanzanya'da buluyoruz. Bir coğrafik dağılımı var bu türün. Ama kendi küçük alanlarında örneğin bir Afrensis ailesini, klanını düşürürsek, onlar da tabii ki bir besin bulmak için ya da besini tükenen yerden başka bir yere göç ettiklerinde göç ediyorlardı, yer değiştiriyorlardı. Tabii bu canlılar halen korunma amaçlı. Çok teknolojik anlamda, kültürel anlamda, hani alet teknolojisi anlamında çok donanımlı olmadıkları için kendi korumalarını saklanarak ya da ağaçlarda korunarak ya da geceleri özellikle en zayıf oldukları, avcıların en aktif oldukları zaman karanlık geceleri kendilerini koruyarak ağaca çıkarak veya bir kaya kovuğunda, neresi artık bir korunaklı alanda geçirdikleri için hareket ediyorlardı. Bunlar bizim gibi ya da modern insan gibi ya da homo cinsinin üyeleri gibi çok yetenekli dik yürüyen türler değillerdi. O yüzden hızları herhalde bizden ya da bir homo habilis'ten, bir erectus'tan daha hızlı değillerdi. Çünkü ayak morfolojileri öyle değil. Bizim ayağımız, topuk kemiğimiz,
ayak ayası açımız, senin kazandırdığın terim, ve baş parmaklarımız vücut ağırlığımızı çok dengeli taşıyacak biçimde evrimleşmiş durumda. Biz de o yüzden çok hızlı hareket edebiliyoruz ama şey öyle değil. Afrensistin halen ayak baş parmağı ve ayak ayası açısı bizimki kadar değil. O yüzden bizim gibi çok yetenekli dik yürümüyor. Zaten bu dik yürüme de insan evriminde sınıflandırılmış, kategorilendirilmiş bir durum. Bir zorunlu dik yürüyenler var. Biz zorunlu dik yürüyoruz. Biz ağaç hayatı yaşamıyoruz. Zorunlu dik. Yani biz dik yürümek zorundayız çünkü vücut anatomimiz öyle. Ama bir Ardiptekus öyle değildi. Habitual dediğimiz, yani belli bir, hem dik yürüyen hem ağaç hayatında olan bir tür. Veya bir Australopithecus, halen ağaçlar daha iyi tırmanabilen, çünkü el baş parmağı bizimkinden biraz daha uzun, parmakları daha güçlü, kolları, vücut kol uzunluk oranı ile bacak uzunluk oranı bizimkinden farklı. O yüzden onların hareket davranışı biraz daha farklıydı ama bize çok benzerdi. Peki son olarak her insan evrimi yılında bir kriz olan ders bitmeden birkaç kaynak önerisi alabilir miyiz diye soruyorlar. Ben her seferinde bu soru geldiğinde kilitleniyorum Türkçedeki kaynak sıkıntısından dolayı. Siz ne dersiniz Yılmaz Hocam, Ferhat öneriniz var Valla mı? Yılmaz Hocam daha hakimdir. Ben hani uzun yıllardır buradayım. Bir antropoloji sözlüğü var, biliyorum, son yayınlandı. Güzel bir kaynak. Evet. Bu son zamanlarda neler çıktı bilmiyorum ama yani bizde de o geçen derste söylediğimiz klasik yayınların ötesinde çok da fazla bir şey yok yayınlanmış. O nedenle antropoloji sözlüğünde neler var onu da bilmiyorum. Yani çünkü yeni baskısını görmedim. Bir önceki baskısında benim çok sayıda şeyim vardı ama hepsini silip atmışlar galiba yenisini. O yüzden alıp bakmadım mı diyorsunuz hocam? Bakmadım değil, daha yeni çıktı. Şeyde yapmadım. Evet. Hani ulaşma şansım da olmadı henüz bu Covid. Evet, ben de yeni çıktığını biliyorum ama Ezgi baktı herhalde. Ezgi sana ulaştı mı? Evet, bana ulaştı. Hatta bir kopyasını Yılmaz Hocam size getireyim ben. Salı günü getiririm. Yeni baskısında sanıyorum eskisine göre daha fazla şey var. Islık yayınlarından çıktı bu arada. Kitap karşımda da kalkıp getiremiyorum şu an. Islık yayınlarından çıktı. Birçok türün açıklaması, antropolojik birçok kavramın aslında açıklaması var. Evet, o kaynaklardan bir tanesi olabilir. Hem sosyal antropoloji hem biyolojik antropoloji bağlamında birçok şey var. Madde var onda. Yani onun haricinde Ama önermek istiyorum. antropoloji sözlüğünün şöyle bir dezavantajı var. Hani bir şeye bakacaksak bir kitabı bütüncül halde yani insan evriminin Evet. en büyük problemi onu bütüncül olarak okuyamamaktan geliyor. Yani bir işte ne bileyim kafanızda eğer farklı işte maddelerde yazılmış farklı insan türlerini ve diğer şeyleri okuduğunuz zaman o bütünlüğü sağlayamıyorsunuz. Böyle bir şey var, sıkıntısı var ama maalesef hani günümüzde de yazılmış iyi bir Türkçe'de yazılmış bir iyi bir evrim kitabı da yok. Ama Metin Hoca'nın işte dünden bugüne insan Ben ona şeyi çok sevmiştim. Babamız Roy Lewis'in miydi? Türkçe'ye kazandırıldı. evet babamız. Çok eğlenceli bir kitaptı. Hem insan evrimini anlatırken böyle kendi hikayesi içerisinde doğru saptamalarla karakterleri kişiselleştirerek anlattığı bir kitaptı. Çok güzel, yani eğlenceli bir kitaptı. Okumaktan zevk almıştım ben. Babamız Yani modern kitabını. insanın kökeni, ondan Evet. sonra ilk atamız falan gibi bu tür şeyler var. Yani çevrilmiş Evet. olanlar da var. Eskiden bir TÜBİTAK vardı. Basıyordu insan evrimiyle ilgili, evrimle ilgili yayınlar. Artık o da olmadığı için kaynak sıkıntılı. Yeni baskılar da yok. İşte onlar Yeni baskıları da yok. Richard Leakey'nin Göl yani. İnsanları vardı. Değil mi? Evet, Göl İnsanları da İnsan güzeldi. yayınlandı doğru. Şey vardı, şimdi chatbox'ta sohbet tarafında birileri hatırlatmış. 50 soruda insan evrimi yine Metin Özbek Hoca'nın. O ötekinin bir ebriç edilmiş hali gibi şey. Hani Aynen. dünden bugüne insanın sorulara dönüştürülüp tekrar yazılmış hali gibi öyle düşün. Evet, bir de Kotak Antropoloji'yi hatırlatmışlar yine sohbet O kutusunda. Eskiden... gayet yeni baskısı İzzetler çevirmişti. İzzet Duyar falan. Dolayısıyla onun içerisindeki insan evrimi bölümü
Yani çok detaylı olmamakla beraber son derece şey hani genel hatları okuyabileceğimiz düzgün bir kitap. Ona o zaman bu da bize bir şey olsun yani Türkçe kaynağın azlığı da bizim ayıbımız olsun o zaman. Aynen öyle. Aslında üretmeye çalışıyoruz bir yandan. Yani çeşitli başlıklarda tabii kitap yazımı çok daha kapsamlı bir konu. O yüzden onunla ilgili bir şey söylemek çok zor ama örneğin bu ay, önümüzdeki ay daha doğrusu madde diyaliktik toplumda ırkçılık konusunu işleyeceğiz. Dosya konumuz olacak. Ferhat'ın da orada bir yazısı olacak hatta. Gülüşünden anlaşıldığı üzere yazıyı olacak. Mehmet Samel Hoca'nın olacak yine bir yazısı, Ergi Hoca'nın bir yazısı olması planlanıyor. Dolayısıyla orada yani böyle bölüm bölüm aslında çeşitli başlıklarda Madde Diyalektik Toplum dergisinde de işliyoruz insan evrimini. Geçtiğimiz aylarda da çeşitli yazılar çıktı. Bilim Gelecek dergisinde de çok güzel yazılar. Evet. Ender abilerin yani Bilim ve Gelecek dergisi de bu konuda konulara çok eğiliyor. Çok güzel yazılar çıkıyor orada da. Evet, çok da iyi dosyaları var. Eski sayıları da Bilim Gelecek'in çok gerçekten yararlı. Bilim ve Gelecek, Madde Diyalektik Toplum, Türkçe kaynak anlamında eski sayıların da taranabileceği gayet iyi dergiler o anlamda. Kitap olarak tabii işte dediklerimiz Kotak Antropoloji, Metin Özbek Hoca'nın kitapları, onlar belki önerilebilir. Ben blogda artık çok update edemiyorum, güncel yazamıyorum da insan evrimi de blogunda bazen yazıyordum, artık eskisi kadar olmuyor yani. Evet, senin insan evrimi blogunda da yani bayağı bir süre orada eski bilgiler de karıştırılıyor. Tabii de güncellemek lazım. Bir şeyler değişiyor sürekli. Yani ama onun da sonu yok yani. Evet, onun da sonu yok. Evet, yani. Ama o işte yani Türkiye'deki bence en büyük problem hani konuyu da tamamladık gibi. Evet. Problem şeyden kaynaklanıyor. Şimdi bilim yapanlarla popüler bilim yapanlar dünyada ayrık. Yani bilim yapanlar her zaman popüler kitap yazmak zorunda kalmıyorlar. Ama aynı zamanda o bilimsel verileri alıp yeniden devşirip onları işte popüler hale dönüştürüp herkesin anlayabileceği ya da ders kitaplarına yapan insanlar da oldukça fazla. Ama biz Türkiye'deki akademik... Fazla mı dediniz hocam, ben yanlış, az mı? Yok, dünyada çok fazla böyle... Ha evet, özellikle Amerika'da. Textbook kültürü örneğin, fizik antropoloji, biyolojik antropoloji her yıl bir önceki yılın kitabı yeni baskısıyla sürekli yayınlanıyor. Ama şöyle bir şey var orada, onu söylemek istiyorum. Yani benim de hani gördüğüm. Yani Amerika'daki ve Avrupa'daki araştırmacıların yıllık bir ya da iki dersleri oluyor. Ve bunlara ilişkin yani iki ya da üç dersi aşan kimse yok. Ama mesela bizim gibi akademisyenlerin 5-6 tane dersi var ve bu 5-6 dersi hazırlamaya ilişkin textbook hazırlamak, bu arada işte bilimsel makaleler yazmak, spesifik çalışmalar yapmak, araştırmalar yürütmek, bunların her birini bir arada yapmak oldukça karmaşık ve çok büyük yük haline dönüşüyor. Ama hani ders sayılarının daha az olduğu ve sadece işte ne bileyim herkesin özelleştiği alanda popüler yayın yapması belki daha kolay bir şey, ama ne bileyim hani bizde özellikle mesela kültürel antropolojideki hocalarımızı düşünüyorum. Her biri 5 tane lisans dersi veriyor. 5 tane lisans dersi veren üzerine 2 tane master, 1 tane... O zorunlu mu? Vermek zorunda mı hoca? Vermek zorundayız çünkü şey yok hoca. Yani araştırmacı sayısı sınırlı. Anladım. Onu da sağlayacak insan sayısı da sınırlı. Tabii burada örneğin Helsinki Üniversitesi'nde araştırma ve eğitim kadroları biraz farklı birbirinden. Hani araştırmacılar da yılın belli bir yılı belli bir yüzde ders vermek zorunda ama daha çok eğitim kadrosu ders yüküyle ilgileniyor. Onlar da aynı zamanda textbook'ta yazabiliyor. Yani şey, tabii. Bizim de yani bizim de hani ideal anlamda bu tür bir şeye dönüşmesi gerekiyor. Yani bizde de bir de şöyle bir problem var. Yani Helsinki'de nasıl bilmiyorum ama bizde yüksek lisans, doktora dersleri hepsi birbirlerinden ayrık. O zaman her birine ayrı konteksti ders açmanız gerekiyor. Ama aslında hani şeyler hani
benim diğer ülkelerde gördüğüm aslında kişinin bir dersi oluyor. Bunun her düzeyde katılımcısı oluyor. O katılanlar o dersin niteliğini artırıyor ya da işte ne bileyim katılımcıya göre siz o niteliği değiştirebiliyorsunuz. Ama tabii. Biz mesela insan evrimi dersi diyelim olsun. Hem lisans da var. Yüksek lisansta daha spesifik koymanız lazım. Bazen doktora da evrime ilişkin bir şey vermeniz lazım. O zaman üçünün de birbirlerinden bağımsız oluyor. Hepsine hazırlanmanız ve hepsine bir şey hazırlamanız çok zor. Haftanın işte 5 günü var ama 6 ders verirseniz bu demektir ki 3 gün sadece derse gidiyor. Evet. Bu arada akademik yazı, şu bu hepsi karmaşık hale dönüş. Evet. Dağıttık ama. Bu da ayrı bir program konusu bu da. Biz böyle akıp gideceğiz gibi görünüyor zaten. Tamam. Peki o zaman önümüzdeki haftanın da duyurusunu yapalım. Önümüzdeki hafta sevgili doçent doktor Eylem Özdoğan İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeoloji bölümünden bizimle birlikte olacak. Bu sefer homo türlerini konuşacağız. Homo türlerini Neandertal ve çağdaşlarına gelene kadarki sürecini aslında anlatacağız. Oradaki evriminden bahsedeceğiz. Alet kullanımlarından bahsedeceğiz. Yılmaz Hoca ile birlikte. Biz yine burada olacağız. Eylem Özdoğan hocamız da konuğumuz olacak. Bilim Aydın, buyurun hocam. İstersen gününü de değiştirebileceğimizi söyleyelim. Şundan dolayı evet. Çünkü, maalesef hani şimdi görüntülü bağlanamıyoruz. Bir şey göstermekte zorlanacağız. Evet. Yani, belki bunu bir işte saat 6 gibi cuma günü ne yaparsak işte 8'de eve dönme şansımız olabilir. Şey, sokağa çıkma yasağı. Evet hocam, şey gününü ayrıca duyuracağız. Yani bu hafta da aslında değiştirmeyi planlamıştık ama daha çok Ferhat'ın konuşacağını öngörerek şey yaptık. Değiştirmedik bu hafta ama önümüzdeki hafta günü değiştirmeyi planlıyoruz. Onun duyurularını da zaten yapacağız. Takipte kalın. Hem Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin Twitter, Instagram hesaplarını hem de YouTube kanalımızı takip ederseniz, bildirimlerinizi de açarsanız zaten yayının hangi saat ve tarihte yapılacağı bilgisi size ulaşacak hemen. Yani bildirimler gelecek. Önümüzdeki hafta dediğim gibi İnsan Evrimi Okulu'nun üçüncüsüyle devam edeceğiz. Konumuz da homo türleri olacak. Bilim ve Aydınlanma Akademisi'ni takip etmeye devam edin. Ben bir kez daha hem Yılmaz hocama hem Ferhat hocama çok teşekkür ediyorum. Ben de çok fazla şey öğrendim. Bayağı Ezgi insan evrimini öğreniyor serisi şeklinde gidiyoruz. Çok keyifli gidiyor benim için. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha size. Ben teşekkür ederim. Ferhat, seni de uzun süre... Evet hocam, görüşmemiştik. Gördüğüm için de çok sevindim. Ben de çok sevindim. Ben de teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Sevgiler, selamlar hepinize. Çok teşekkürler.